Rahmi Metin. Sayın Metin, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de sizler aracılığıyla bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Durga Bey. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Evet, hemen konulara girelim. Başkanım, Türkiye ve dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Yaklaşık 2 aydır biz etkisi altında olduğumuz bir koronavirüs salgını söz konusu. Genel anlamda birazdan belediyenin yaptığı çalışmalara değineceğiz ama genel anlamda ülke olarak bu süreci bir yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Evet, tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Yani bilindiği üzere 2019 Aralık ayından itibaren dünyada hala ne şekilde çıktığı tartışılan bir virüsle baş başa. Türkiye olarak Ocak-Şubat aylarında basından bunu izlerken 11 Mart tarihi itibariyle de bilindiği üzere Türkiye'de ilk vaka göründü ve o gün bugün bütün süreç, bütün kamuoyu nezdinde şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Burada hakikaten çok iyi sınavlar verildi. Hem bizim ülkemizin bu durumu yönetmesinden tutun da yerelde belediyelerin bu işi nasıl yönetmesine kadar, valiliklerin işte pandemi kurullarıyla, hıfzı kurullarla beraber, il hıfzı kurullarıyla beraber, onun ötesinde sağlık sektörümüzün verdiği Türkiye çapında, dünya ölçeğinde bir sınav olmuş oldu. Yoğun bakım ünitelerinin fazlalığı, azlığı, belki de hiçbirimizin bugüne kadar görmeyeceği birçok doktorumuzu televizyonlarda izledik. Koronavirüsün ne olduğunu, temizliğin, hijyenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bu işin bir de hakikaten herkesin dediği gibi bu pandemi bittikten sonraki dünya süreci de bizi çok ilgilendiriyor. Belki de yeni bir şehir anlayışı, yeni bir belediyecilik anlayışı, yeni bir efendim özel idare, bakanlık ve ülkenin genel anlamda sağlık politikalarında, sokakta, caddede, efendim pazar yerlerinde, AVM'lerde ne nasıl olacak diye hepimizin ciddi bir tecrübeden geçti, bir dönemi yaşadık. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Şunlara da üzülüyorum zaten. Yani bazı şeyler reel olarak gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sayılar, vakalar, bütün dünyayı da takip edebiliyoruz. Türkiye'yi de takip edebiliyoruz. Ama belirli insanlar ısrarla böyle Türkiye'de acaba bu vaka sayısı eksik mi? Aslında 2 katıdır. Ölüm öyledir. Rize'de ölüm daha çoktur. Yani biz belediye olarak bütün koronavirüs vakalarını bizim ekiple gidip muhatap olduğu için sayıları o anlamda iyi biliyoruz. Basına yansıyan sayılarla benim bildiğim sayılar arasında bir fark yok. Onun için inanıyorum ki Türkiye'deki vaka sayısı, ölüm sayısıyla dünyadakiler arasında bir fark yok. Ama dünyada herkes doğru yapıyor. Çin doğru yapıyor. Amerika, İtalya, Fransa, İngiltere, herkese inananlar Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine inanmamakla ısrar etmesi bizi bir aile hakikaten üzüyor. Yine buradan hemen beni de rahatsız ettiği için yine söyleyeyim. Bazen insanlara yardım etmenin maddi bir ölçüsü olmaz. Yaptığınız yardımın zaman ve mekan için mana bakımından çok önemi vardır. Turgay Bey. Evet. Yani geçmişlerin çok güzel bir laf vardır. 12. yüzyıla ait. Derler ki size zulmedene siz merhamet edin. Çünkü merhamet bazen zulmetmekten de kötüdür. Size zulmedene. Onun için bugün Türkiye'nin dünya devletlerine yaptığı yardımların birçoğunu bu ülkenin, bu vatanın, evlatlarının merhamet damarından gerçek olduğunu yahut da hayata yansıdığını görebilmek, hissedebilmek lazım. Bazen merhamet insanlara, anlayana anlamayana bazısına daha çok kötülük etmektir, bazısına da iyilik etmek gibi algılamaktır. Bunu karşı tarafın algısı önemlidir. Ben bu süreçte ülkemizin, Sağlık Bakanlığımızın, Rize'deki sağlık kuruluşundaki bütün çalışanları hakikaten takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz evlerde dururken onlar içeride bu mücadeleyi verdiler. Evet. Evet, teşekkür ederiz genel bir değerlendirme verdiğiniz için Sayın Başkanım. Dediğiniz gibi evet, rakamlar aslında biz olumlu geldiği için biz seviniyoruz açıkçası. Hani umarım da hep bu şekilde devam eder. Rize'mizde de olumlu bir sürecin yaşandığını geçtiğimiz günlerde programımıza katılan Sayın Valimiz de dile getirdi. İnşallah sıfırlanması yönünde de temennimiz devam ediyor. Başkanım, bu süreçte
Rize Belediyesi olarak birçok çalışma yaptınız. İlk baştan itibaren dezenfekteyle başladınız hatta. Yaklaşık 2 ay boyunca Rize Belediyesi'nin koronavirüs salgınıyla alakalı çalışmaları ne şekildeydi ve hala devam etmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz? Evet, teşekkürler Turgay Bey. Hakikaten biz 1 yılı aşkın başladığımız süreden beri mahalleleri köpüklü sularla, ben buradan da bak söyleyeyim, biz deterjan kullanmıyoruz. Bazıları da böyle diyor, ekosisteme acaba zarar oluyor mu diye. Arap sabunu tozu kullanıyoruz. Yani en sağlıklı olanı kullanıyor arkadaşlar. Bütün mahalleler, caddeler ciddi anlamda bir temizlikten geçiyordu zaten. Ama 11 Mart'la beraber bu işi 2 katına artırdık. Özel ekipler kurduk tulumlarıyla beraber ve bunlar ivedilikle toplumun daha çok insanlarımızın yoğun gezdiği yerlerde, işte toplu ulaşım merkezlerinde, minibüslerimizde, taksi duraklarında, taksilerde, hastanelerde, valilik, efendim belediye binası, jandarma, emniyet, birçok kamu ve özel sektörün taleplerine göre gittikçe bunu yaydık. Bankalara, cadde üzerlerine, parklara, işte parkların zaman içerisinde ne çıktı, işte kapatılması lazım, hemen işte oralar kapatıldı. Özellikle bizim sahilimiz kullanışlı bir bölgeydi, orayı kapattık. Çocuk parkları ve bütün alanlar ciddi anlamda bir dezenfekte ele alındı. Ve buna biz çok adapte olarak hızlı başladık. Ve birçok yeri takip ettiğimiz kadarıyla da Rize bu konuda belediye çok önde bir icra sergiledi. Ben bu vesileyle bu konudaki bütün emekçi, belediyede çalışan temizlikçi elemanlara, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yine daha sonra adım adım tabii tulumlar, eldivenler, sonra maske. Burası da Türkiye'de bir muamma oldu farkındaysanız. Evet. İlk başta maskenin zorunluluğu yoktu. Sadece sağlık kuruluşlarında ve temas noktalarında vardı. Ama belirli bir süre sonra maske herkes tarafından, sokağa çıkanlar tarafından kullanılacak dendiği zaman hemen Rize'de de bütün Türkiye'de de maske üretimleri arttı. Bize de geldi bunlardan. Biz de şu son bir haftadır belki farkındasınız, bizim su aboneliklerini, su endekslerini okuyan gruplarımız vardı. Bunlar her mahalleyi yaklaşık ayın 15 günü bir tur atarak bütün hanelere, 46 mahalledeki bütün hanelere ulaşıyorlar. Biz son bir haftada Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı maskeleri bu arkadaşlarımızın marifetiyle 5'er adetli bir şekilde mahallelere dağıtmaya başladık. Ama takdir edersiniz ki bu bir anda bütün evler, bütün mahalleler anında verilmiyor. Haber bir anda herkese yayılıyor ama hizmeti bir anda herkese yapamıyorsunuz. Ama bize geldikçe peyderpey bunları biz mahallelerimizde su endeks okuma arkadaşlarımızla beraber dağıtmaya gayret ediyoruz. Şu anda eczanelerde de, evlerde de, hatta son kararla ücretli satılması noktasında da bir rahatlık belki olur. Bu şekilde dağıtılıyor. Bu da bizim için ekstra bir hadiseydi. Yine hem Ramazan'ın gelmesiyle beraber, burası çok önemli, her yıl yapılan yardımlar vardı hanelere veyahut da işte bizim biliyorsunuz yıllardır günde 2500 kişiye yemek veriliyordu. Biz bunu da erkene alarak, yani Ramazan'a girmeden 15 gün önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve diğer yardım yapan kuruluşların yolladıkları isimleri bir havuzda toplayarak bunun haricindeki kişilere ne yapabiliriz diyerek muhtarlarımızla istişare ederek, kendi komisyonumuzdaki belediye meclis üyeleriyle beraber istişare ederek bir havuz oluşturduk. Ve bu havuzda yaklaşık şu anda 4000 kişi var. Ama 4000 kişi birinci, ikinci, üçüncü kategori diye ayırdık. Yani sürekli yardım edilmesi gereken kişiler var hakikaten. Ama şu pandemi sürecinde yardım etmemiz gereken kişiler var. Belki yılda bir kez yardım etmemiz gereken kişiler var. Bunları 1, 2, 3 diye arkadaşlarımız sıraladı. Hatta şu anda yine detaylı çalışma yaparak kaç tane evde çocuk var, üniversite okuyan, lise okuyan, ilkokulu okuyan vesaire, çalışabilecek iş nüfusu var mı, evde başka kırık dökük var mı diye, hem de bunları analiz ederken 4000 aileye çok ciddi, içerisinde deterjanın olduğu, çamaşır suyunun olduğu, elle deterjanların olduğu, hatta kolonyanın olduğu ve daha sonra da maskeye gelince maskede bıraktığımız kolilerle beraber bu 4000 aileye Allah'a şükür arkadaşlarımız ulaştı. Çok da iyi oldu. Çünkü
Öyle küçük ufak kutularla yollanmadı bunlar. Bayağı hacimli kolilerle, çuvallarla malzeme yollandı. Şimdi bunun bu hafta içerisinde o birinci etaptakilere ikinci dağıtım olacak. İnşallah bunu da önümüzdeki hafta içerisinde dağıtarak bu aileleri bundan sonra da sosyal belediyecilik anlamında biz kendi havuzumuzda almış olacağız. Onları zaman içerisinde denetleyeceğiz. Eğer bir iş varsa belediyede zamana yaygın bu kişilerden almaya gayret edeceğiz. Böyle de bizim de önümüzü açan güzel bir çalışma olmuş oldu. Evet. Bunun dışında şunlar da var. Yani koronavirüste bu da esnafımız açısından önemli. Biz bu 4000 kişinin içerisinde esnaf odası başkanımızı aradık, güvenliği. Ticaret odasını aradık. Onlardan da özellikle kapatılmak zorunda kalan dükkanlar, işte kuaförler, kahvehaneler, bazı lokantalar veyahut da günübirlik çalışan emekçiler vardı. Bunların isimlerini alarak bunlara da biz bu yardımları yaptık. Evet. Yani 2 ay önce ekonomik durumu çok iyi olan evi, barkı, arabası olabilir ama şu dönemde hiç geliri olmadığı için sıkıntıya düşen bize arkadaşlarımız ulaştırdığı isimlere de biz yardımcı olduk. Bunun yanında Turgay Bey bir de esnafımıza yönelik bizim biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'yla beraber alınan bir kararla bazı esnaflarımız kapatmak zorunda kaldı dükkanlarını, evet. İş yerlerini. Belediyenin kiracısı, bunu da belki kamuoyunda farklı algılandı. Belediyenin kiracısı olan ve zorunlu olarak kapatmak zorunda kalan, bu yasayla beraber kapatmak olan esnafımızdan biz bu süre zarfında, belirlenen süre zarfında kira almayacağız. Evet. Bu almayacağımız nasıl olacak? Kira sözleşmesi bittiği zaman ilave olarak o 2-3 ay eklenecek oraya. Evet. Yani şu an atıyorum biz Nisan, Mayıs almıyoruz ve bu aylarda veyahut da adam bunu vermişse de, yani daha önceden esnaf vermişse de bunu da dediğim gibi daha sonra uzatmaya almış olacağız. Hiçbir şekilde ara vermemiş olacak. İkincisi yine belediyenin alanı içerisinde kiracısı olup olmaması önemli değil. İstimlak biliyorsunuz dükkanların önünde ecrimisler vardı, işgaliyeler var. Evet. O işgaliyelerden de belediye ecimisil alıyordu. İşte bu kapatmak zorunda olan bizim veyahut da başka esnafımızın ecrimisiller yine o aylar içerisinde alınmayacak. Evet. Yine bizim kira ertelememiz olayı var. Bu da bazı esnafımızın kirasını belirli bir tarihe kadar ertelemiş olacağız. Bir başka konu da suyla ilgili. Hem biz bir zammımız vardı, onu öteledik, zam yapmadık. Bir de bu ekonomik durumu hakikaten kötü olan, tespit ettiğimiz aileleri de Haziran-Temmuz'dan sonraki dönemde geriye dönük biz su paralarını hiç almama noktasında. Ama şu anda zaten fatura hiç kimseye tahakkuk ettirmiyoruz. Onların da Temmuz'dan itibaren 2-3 ay ötelemeli, faiz uygulamadan ötelemeli hale olacağız. Evet, bu su ve kiralarla ilgili soruyu soracaktım zaten size başkanım. Siz benden önce şey yaptınız ama önemli konular. Yani kira almamak, çünkü birçok belediye öteliyor falan ama siz kendi kiracılarınıza ek süre vererek de önemli bir aslında hizmet yapmış oluyorsunuz bu anlamda. Özel mal sahiplerinden şikayetçi olan esnaf çok aslında. Geçtiğimiz günlerde konuk aldığımız siyasi parti temsilcileri de bunları dile getirdiler. Yani mal sahipleri, tamam esnaf kapalı ama diyor ki bana kira ödeyeceksin. Yani benim yapabilecek bir durumum yok. Rize'de bazı işletmeler bu anlamda boşaltılmaya şu süreçte başlamış denildi. Bu konuda sizin en azından o tarz mal sahipleriyle iletişim noktasında bir çalışmanız olur mu acaba? Olabilir ama benim şu anda tabii bana gelip böyle bir esnafımızın ya bak böyle böyle bizden alıyorlar diye bana gelen bir olmadı. Ancak bu tabii adamın kendi özel mülkü. Fakat ben şunu da çok duydum. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Bazı esnaflar da kesinlikle bu süre içerisinde herhangi bir kira talep etmemişler. Evet. Biz bunu alkışlamamız, bunu övmemiz lazım ki bu taraf çoğalsın. Evet. Ama
Kendi özel şartlarında kişiler vardır. Belki o mal sahibi de artık çok zor durumdadır, bilemiyoruz onu. Ama esnaf kapatmışsa bir fiil orada değildir demektir. Onun için almamak daha uygundur diye düşünüyoruz. Ama özelde gelen olunca bizim de hatırımızın geçtiği tanıdığımız kişiler varsa belki tabii ki yardımcı oluruz esnafımıza. Çünkü bu süreç hepimizin birlik beraberlik içerisinde atlatacağımız bir evet. süreç olmalı. Buradan nasıl puan alabilirim, şurası nasıl eksik oldu, burası nasıl eksik oldu değil. Ben hep şunu söylüyorum. Ben aranızdan, işte içinizden seçilmiş bir belediye başkanıyım. Yaptığımız işlerde bir sürü eksikler, hatalar, şunlar bunlar olabilir. Ama samimi bir gayretle Rize için ve bizden sonraki kuşaklara da iyi bir örnek olabilmek için, içimizden çıkıp bu şehri bilen, bu işi yapabiliri ispat etmek için de üzerimde özel bir baskı var. Evet. Buna rağmen yapıyoruz. Eksiklerimiz olduğu zaman istiyoruz ki ya bizim onları söyleyin güzel. Deyin ki bak şurası eksik ya, şunu düzelt. Biz de anlatalım. Bak şu sebepten dolayı bunu yapamıyoruz. Veyahut da yapmıyorsak onunla... Bir yıl güzel boyunca olur. Rize Belediyesi'nde Rahmi Metin ne gibi çalışmalara imza attı? Zaman zaman bunları elbette paylaştınız ve bizler de kamuoyuna duyurduk ama vatandaşlarımız belki genel anlamda bir değerlendirme duymak isterler sizden. İlk koltuğa oturduğunuz anda, bu benim şu an şahsi bir sorum, merak ettiğim bir şey. İlk belediye koltuğuna oturdunuz, görevi devraldınız. Ne düşündünüz? Onu çok merak ediyorum. Evet, şimdi tabii şöyle, yani biliyorsun o koltuğa oturuncaya kadar aslında 4-5 ay önceden seçim çalışmaları, isminiz açıklanmış, konsantre oluyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor, o arada başkanla, önceki başkanımızla iletişim halinde oluyorsunuz, meseleleri alıyorsunuz, bütün müdürlüklerin personel yapısı, finans yapısı alıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Aslında oraya gelene kadar da kısmi de olsa bir hazırlık yapıyorsunuz. Ama ciddi, ciddi bir sorumluluk, bir şehirde şehrül emin olabilmek, bütün şehrin değerlerinin size emanet edildiği bir koltukta oturmak hakikaten büyük sorumluluk isteyen, hele de bizim gibi eğitimden gelmiş, ödev duygusuyla hayatını geçirmiş eğitimciler açısından da daha güçlü bir sorumluluk oluyor belki. Ben tabii yaptığım işlerde her ne kadar hani hep eğitimci olarak lanse edildiysem de ben son 20 senemde kendi işimin patronu olarak bir taraftan da 45 kişiye iş veren, 2-3 tane şubesi olan bir yerin idareciliğini ya yöneticiliğini yaptım. Ya bu da bana finansla ilgili çok şeyler kazandırdı tabii. Onun için biz direkt belediyeye oturduğumuz zaman hemen finans yapısını incelemeye ilk akta getirdik. Ve daha sonra personel yapısını ele almaya başladık. Ve akabinde işte müdürlüklerimizde, başkan yardımcılıklarımızda tanışarak ederek hazırladığımız daha önceki programları adım adım yerine koymaya başladık. Ben şunu söyleyeyim. Bizim samimiyetimizden zaten Rize kamuoyunun şüphesi yok. Biz evet. bunu gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde algılıyoruz. Yıllarca sizlerle de farklı farklı platformlarda olsa tanışıyoruz. Biz Rize'nin birçok noktasına birazdan bahsedeceğiz. Birçok ilgi alanıyla ilgili her şeye bir neşter attık. Bildiğimiz bazı geçmişte gelen problemler vardı, onlara neşter attık. Ama zaman tabii çok hızlı geçiyor hakikaten. Ve bazı şeyleri Ankara ile beraber gidiyorsunuz, geliyorsunuz, hiçbir şey olmaz noktasından devam etmiyor. Hep olur noktasından devam ettiği halde bile aylar geçiyor, bazı işleri halen yapamamış oluyorsunuz. Bunlardan da bahsedeceğiz. Aslında biz bu bir yıllık değerlendirmeyi ben hemen hemen 4-5 ay önce 3 ayda bir haber bülteni yayınlayacağız diye. Bunun bir tanesini yayınladık. İkincisi Nisan aylarına rastlıyordu. Fakat koronavirüs dolayısıyla arkadaşlarla konuştuk. Bundan sonraya atalım onu. Bir yıllık bir kitapçık da hazırlayacaktık dergi mahiyetinde. Onu da hazırlıyor arkadaşlar. Birçoğu da bitmiş. Bu süreç bitince hemen baskıya verilecek ve bir yıllık bütün müdürlüklerimizin de neler yapıldı bunlar ortaya konulacak ve yapılanlar da. Farkındaysanız Turgay Bey, ben seçilmeden önce de hatırlarsanız diyordum, ben vaatlerle beraber gelmek istemiyorum. Evet. Ben bu yaşıma kadar ki insanlara verdiğim güven
ile beraber seçilmek istiyorum. Ve bütün her şeyi de adım 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 yaparak onlara göstermek istiyorum. Rize'nin zaten hepimiz, herkes, her oturduğu ortamda genel anlamda büyük projeler olarak nelere ihtiyaç var olduğunu biliyorlar. Evet. Yani teleferik, turizm, terminal meselesi gibi böyle genel meselelerimiz, toplu oturduğumuz alanların, sosyal donatı alanlarının daha çoğaltılması gibi birçok meseleler vardır. Bunların hepsi bizim gündemimizde ve adım adım inşallah gerçekleşeceğimiz hadiseler olacak. Fakat bir de temizlik işlerinden başlayıp zabıtadan, fen işlerinden, makine ikbalden, trafik yani ulaşımdan başlayıp imara kadar birçok ayrı müdürlüğün zaman içerisinde yaptıkları var. Bunlardan kısa kısa belki bahsedeceğiz. Ondan sonra da sizin sorularınız da muhakkak vardır. Kentsel dönüşüm, belediye blokları, Kağıltaş vesaire, bunları da adım adım herhalde konuşacağız. Ben isterseniz şöyle başlayayım. Temizlik işleri müdürlüğünden böyle kısım kısım devam edelim. Öyle mi? Süre sınırımız yok başkanım. Ha, yani çok monolog şeklinde de olmasın diye diyorum. Çünkü ben konuşur. Yani ben hem felsefeciyim, bak arkamda bir sürü kitaplar, üniversite yıllarımdan kalan odamdayım çünkü şu anda. Evet. Kitaplarımızı görüyoruz. Hem eğitimci. Konuşuruz. Şimdi temizlikle ilgili başta da söyledik, hem koronavirüs vesilesiyle ama dünyanın, Türkiye'nin en temiz havasına sahip bir ilse, sokakları da en temiz il olalım. Dünyanın en temiz ili olalım. Ya bunun için bize birileri engel olabilir mi? Şu yapmadı, bu yapmadı, şu getirmedi, bu getirmedi deme şansımız var mı? Hayır. Hepsini yapabiliriz. Bu anlamda okullarımızdan başladık. Arkadaşlar okullarımıza eğitim vermeye başladılar. Çocuklarımızdan özellikle sıfır atıkla ilgili işte evlerden yağlar toplanmaya başladı. Bak bunların öncesi yoktu. Evlerden toplanma, elektronik atıklar okul vesilesiyle toplanmaya başlandı. Lastikler, birçok farklı enstrüman toplanmaya başlandı. Ve bunları hem çocuklarımızı hediyelerle ödüllendiriyoruz daha çok cazip olsun diye. Hem biz şimdi daha dağıtamadık onları. 1000'e yakın 400 sıfır atık kovalar geliyor. Gelecek. Bunları öncelikle okullarımıza, daha sonra site, büyük sitelerimizden başlayarak birçok yere dağıtarak biz metali, camı, işte plastiği, gıdayı ayrı ayrı çöp kutularında biriktirme alışkanlığını ve kültürünü adım adım getirmek istiyoruz. Bunlar inşallah, bu süreç biraz engelledi bizi, 2-3 aylık süreç. Bunlar hemen alınmışlar, dağıtılacaklar ve hayata geçecekler. Bunun dışında sokaktaki el çöplerini atabilmesi için, yerlere atılmaması için dikkat ederseniz daha çok kovalar artık dikkatimizi çekiyor herhalde, çöp kovaları ve el sigaraları böyle bir yere atması için. Ama burada toplumsal bilinç ve basın da otokontrolü bizim için önemli. Şehirde her noktada biz birbirimizi uyarmamız lazım ki arkadaşlar atmayalım, yapmayalım. Bu böyle bir süreçtir. Bir kültür oturduğu zaman da inşallah birkaç yıl sonra daha temiz, güzel bir şehire kavuşmuş olacağız. Bunlar bizim için önemli. Bununla ilgili ciddi anlamda Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan destek aldık, yardım aldık. Evet. Yine biliyorsunuz Rize'de günlük 120 bin ton çöp üretiliyor. Doğru. Yani ortalama bu kışına yazın arasında %120-130-140'lar arasında skala değişebiliyor. Ve bu çöpü biz biliyorsunuz yakın bir ilçemize Sürmene'ye getiriliyor. Orada düzenli bir depolama şeklinde yollanmış oluyor. Ama biz çöpü toplamamızdaki masrafımız kadar arabalarla o şehre getirip oraya her kilo başına para veriyoruz aynı zamanda. Evet. Bu da ciddi bir para oluyor. Biz şu anda hemen Salah yolu üzerinde bir katı atık ayrıştırma merkezi kurduk orada ve bu şu anda 15-20 günlük faaliyette. Bu ne demektir? 120 ton çöp oraya gelecek, sisteme atılacak. Paletler üzerinden geçerken insan onların plastiğini, camını, işte metalini ayıracaklar ve bu da günde yaklaşık 30 ton çöp daha az şehrimize getirmemiz anlamına gelecek. Ve bu da bizim ödediğimiz paranın 1/4'ü belediyenin kasasında kalacaktır. Bu ciddi bir tasarruf oluyor. Hem geri dönüşüm anlamında bir gelir elde edilmiş olacak, hem de taşıma maliyeti eksiltilecek değil mi?
Aynen öyle Turgay Bey. Ve ben bu tür geri kalan paraları da yine çevreyi temizleme adına fonlayacağız. Bu paralar başka yere gitmeyecek. İstiyoruz ki temizlik adına bunları, çevre temizliği adına kullanalım. Şimdi bununla beraber, yani çevreyle böyle açılmışken, biz şu anda yine derelerle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz DSİ ile beraber. Evet. Önümüzdeki yılda hemen hemen 20 milyona yakın bir bütçeyi İnşallah genel müdürlük nezdinden bize verir. Yani belediye değil tabii, DSİ üzerinden yaptırmaya vesile olacağız. Çünkü bununla ilgili de çok sıkı çalışma yapmıştık. Bu da inşallah başarılı oldu. Biliyorsunuz Paşakuyu Deresi, işte İstimal Mobilya'nın oraya kadar gelmiş oldu Azli Sağlığın. Oradan o arası kaldı. Orası sıkıntılı olduğu için biraz zaman alacak. Yukarıda da yukarı tarafta da derenin bir birit yaptık. Büyük bir birit. Husubat gelince orada toplanmış olacak. Artık derenin içerisinde kapalı yerlerine sadece su akmış olacak. Tıkanmaya ve o esnafın 40-50 senedir Rize Lisesi'nin, Hasan Kemal Yardımcı Lisesi'nin biliyorsunuz önündeki o esnafın su basmaları inşallah ortadan kalkmış olacak. Yine bununla beraber Gülbahar Mahallesi'nden Müftü'de şu anda AVM'nin arka tarafında bu anlamda ciddi bir dere ıslah çalışmaları yaptırıyoruz. Ta Fener Mahallesi'nden başlayıp İslampaşa'ya kadar, hatta Gündoğdu tarafındaki bazı ırmakların şeyine kadar, ıslahına kadar birçok proje önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Yine bizim Hamam Deresi dediğimiz Pazar Çarşısı'ndan yukarıya, Pazar Caddesi'nden yukarıya olan yer aynı şekilde. Bunlar sadece çevreyle ilgili yapacaklarımız ve bunları çoğaltabiliriz de. Sayın Başkanım, yine derelerin üstünün açılmasıyla alakalı bir proje vardı. Hani bu daha önce çok dillendirilmiş, özellikle sel felaketlerinden dolayı. Belli yerlerde açıldı. Mesela eski sağlık ocağı vardı, itfaiye merkezi Tophane Mahallesi'nde. Evet, ama sonradan tekrar kapandı üstleri. Yani bu projeden vaz mı geçildi? O konuda şöyle, bilgi verir misiniz? Tabii Turgay Bey, bakın şu anda Rize'yi bizden, Rize'de yaşayanlardan daha iyi bilen yok. Evet. Aynı zamanda istatistikler. Gidiyoruz bakıyoruz DSİ istatistikler. Rize'de bizim Fener Mahallesi'nden, hatta Çiftekavak'taki dereden Askoroz Deresi arasında iki tane, yahut da hadi şeyi de müftüyü de sayarsak üç tane dere diyebileceğimiz büyüklükte yerler var. Kale Deresi, bizim Reşadiye'ye akan ta Azaklı Hoca, özellikle bu Hinderland'ı çok geniştir. Değirmen Dere dediğimiz mevkideki deremiz ikisidir ana konu. Diğerleri daha az akıyor bunlara göre. Niye? Arkada Hinderland'lar, değil mi? Mesela Değirmen Dere'ye bakıyorsun, ta Üçkaya'dan Azaklı Hoca o vadiden beri içeriye doğru 20-30 kilometre bir vadiden geliyor. Kale Deresi Ayen'in eteklerinden düşünün, Bıldırcın işte Küçükköy'ün eteklerinden geliyor. Ama İslampaşa'ya doğru giderken sadece Rize Dağı'nın eteklerinden gelen sular var. Hinderland olarak diyor. Doğru muyuz? Doğru. Şimdi mesela şu anda görüntülerde de var. Bizim Dalyan mevkiindeki, Paşakuyu mevkiindeki deremiz geçmişte neredeyse 1'e 1,5. Şu andaki Orman Müdürlüğü'nün orada bir kısmı açmıştık biz. Evet. Epeydir orası açık duruyor zaten. 1'e 1. Ve Turgay Bey inanır mısın? Yani o 1 metre yüksekliğin, bakın buradan da gözüküyor bazılar, 1 metre yüksekliğin yaklaşık bazı yerlerde yarısı, bazı yerlerde yarısından fazlası dolu. Niye? Yukarıda dedik ya, birik yok. Su olduğu gibi husumat geliyor. İçerisinde şeyin oradan, Ağızdiş Sağlığı'nın oradan sahile kadar 600-700 metre var. Düz bir zemin. Orada çöküyor tabii. Çöküyor. Ve zamanla gitmiyor. Şimdi 1'e 1,5 olan ve husubat alan, toprakla yığılan yıllarca ve elle açmak zorundasınız. İçerisinde makine de çalıştıramıyorsunuz. Böyle bir yeri biz şu anda 3'e 2,5 yap. 3'e 2,5 içerisinde makine de sokabileceğiz. Artı yukarıdan husubat da gelmeyecek artık. Toprak, çamur, patak vesaire de gelmeyecek. Artık bunların kapalı olmasının bu şehre bir zararı olmayacağını göreceğiz zaten. Çünkü önünü açtığınız zaman, içini temizlediğiniz zaman bir sıkıntı olmuyor. Düşünün mesela şimdi kale deresi yıllardır Rize'yi bildiğimizden beri
İşte şeyin oradan, kale marketin oradan düşünün. Daha şeye kadar, denize kadar kapalı. Bir postanenin, pardon, halk kütüphanesinin oradan kısmen açılmıştı zamanla. Oradan öteye kadar kapalıdır. Hiçbir zarar verdi mi? Bugüne kadar taşkınlık o bölge yapmadı. Yok. Biz şahit olmadık. Evet. Nereler oldu? Aşakuyu oldu, Müftü oldu, bizim Hamam Deresi oldu. Niye? İçerileri tamamıyla tıkalı. Eğer çalışmayı yapamıyorsanız, önü açık olmuyorsa, husumat gelip bunu tıkadığı zaman, bir ikincisi ne biliyor musunuz? Kısa yüksek oldukları için yandan gelen yağmur sularının atıkları alt kodlardan dereye bağlanmış. Bu sefer dere yükseldiği zaman o alt kodlar çalışmıyor artık. Suyu geriye doğru basıyor. Evet. Şimdi onları biz daha yukarıdan, yüzeyden içeriye akıttırmaya çalışacağız. İnşallah bununla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Ancak Hamam Deresi gibi, kale gibi, Değirmen Dere gibi, Müftü'nün arka tarafları gibi şehrin yaşanılan yerlerinde değil de biraz daha arka kodlara çıktığımız zaman üstünün açılmasını biz de zaten normal görüyoruz. Evet. Ama şey caddeleri Rize'den yıllardır denizle dağ arasında paralel çizildiği için Rize'nin Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'ni düşünün, dağ dibi yolunu düşünün, hepsi denizle dağ arasında paralel. Dereler ise denize dikey diye akıyor. Şimdi biz bunların üzerine açtığımız zaman derelerin, ya sırf aksın diye, görelim diye, bu sefer yanlarından yollar yapacaksınız dikey yukarıya doğru. Yani Rize'de 16 tane bu hatta, bu küçük irili ufaklı ırmaklar, dereler var bu hatta. Bunların hepsini siz yukarıya doğru açtığınız zaman Rize'yi toprağın ortadan kaldırırsınız. Bütün evleri, binaları düşünün yani. Yollar yatay, siz dereler yukarıya doğru dikey. Ha bu şehir ilk zamandan derelerin akışına doğru yollar verilmiş olsaydı, dikey olsaydı, bulvar şeklinde hepsi, belki bugün de açılması yine gündemde olurdu. Ama ben yine diyorum, bizim kale, Değirmen Dere ve Müftü'deki 1-2 nokta üst kodlar, bunların açılması, ama diğerleri ırmak şeklinde yağışla artıyorlar. İçerilerini temiz tutabildiğimiz müddetçe, 3'e 2, 3'e 2,5 yapabildiğimiz müddetçe ben Rize'de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet Sayın Başkanım. Peki diğer bölümlere de şey yapalım. Mesela gerçekten ben projeler devam var ederim. Ama siz... devam ederiz. Evet. Başka. Şimdi biz mesela son dönemde ciddi anlamda bir 95 santigrat derecede su etrafına atan, ciddi anlamda temizlik yapan yeni yine bir araç kazandırdık belediye. Buharlı sıcak jet diye, su jet diye denilen. Bunun dışında yine çöp toplama ekipmanlarından köpüklü yıkama çalışmalarına kadar birçok alanda yine yeni çalışmalar yapıldı. Bunlar yine de hızlı bir şekilde devam edecekler. Bir hatta dikkat ederseniz yeni bir araç daha aldık. Özellikle şu koronavirüsle beraber dışarıya dezenfekte ettiği bir buharla beraber güzel bir aracımız oldu. Bu da Mikron Sis diye. Evet. Bunu biz ilaçlama döneminde de inşallah kullanacağız. Bu yaza doğru ilaçlamada. Bunlar da bizim için önemli. Makine ikmal. Başkanım, bu arada Hüseyin Morgül isimli bir izleyicimiz mesaj atmış da, Gündoğdu Sağlık Ocağı hastaneden çok hasta kabul ediyor. Buranın her gün dezenfekte edilmesini istiyoruz diye bir talebi bulunmuş. Hani bu konuyla ilişkili olduğu çok için hemen aktarmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz, ben de yarın ilgili arkadaşlarımıza hemen söyleriz. Bu tip şeyleri zaten haber ederlerse hemen ekipler gidiyorlar. Ekip hazır. Dezenfekte etme noktasında sağlık müdürlüğümüzden de devamlı şey alıyoruz. Oradaki doktor arkadaşlarımız da bize ulaşabilir. Ama ben bu notu özellikle diyeceğim ben de yarın. Şimdi Makine İkmal Müdürlüğü'nde biz özellikle geldiğim zaman hani ilk ne yaptınız deyince, mesela makine ikmal deyince biliyorsunuz daha önce ben 6-7 sene Hijyen Meclis Başkanlığımız oldu özel idarede. Orada da makinede biz hep şunu diyorduk. Arkadaşlar, makine artırmayalım, makineleri yenileyelim. Yani bir makine eğer çok fazlasıyla mazot israf ediyorsa, çok fazla parça kırıyorsa, bize hasar veriyorsa, yıllık bize tüketimi çok fazlaysa, biz bunları değiştirelim. Evet. Ve bu anlamda birçok, yaklaşık 6-7 milyonluk biz araç aldık yeni. Bunlarda
eskavatör dözerler de var, büyük yük kamyonları da var. Bizim özellikle fen işlerinin, makinenin, temizlik işlerinin kullandığı iki kabinli binek araçları da var. Ve bunlara devam ediyoruz. Mesela biz bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani Trabzon biliyorsun Rize hattındaki öğrencilerimizi taşıyan bir servis aracımız vardı. Evet. Hemen 20-30 yıllık bir servis aracı. Yenisini aldık ama 3 aydır. Zannedersem bir 10-15 gün içerisinde teslim ediyorlar onu bize. Yeni bir araç kazandırdık oraya. Trabzon Rize arasında öğrencilerimizi ve altta giden memurlarımızı daha iyi şartlarda taşımak için. Bu anlamda ciddi bir makine parkını güçlendirdik. Yine biz bu arada bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 2,5 kilometreye yakın yeni yol yaptık. Bak ben bugün bile yukarıda dağ başına çıkarken arka taraftan bir ara yol vardı. İşte kalafatlar, baş ailelerin olduğu bir yol. Onu oradan Diyanet Eğitim Merkezi'ne doğru bağlamak üzere orada bulunuyorduk. Yine aklımda olduğu için mesela Kavaklı'dan Pehlivan Taşı'na doğru bir yol, sağ olsun arkadaşlar orada yardımcı oldu bağlama. Böyle de birçok yerlerde yeni yollar imal ediliyor. Ama bunları biz belirli bir standartlarda yapmak istiyoruz. Özellikle şu anda yine dağ başındaki tesislerden hemen başladı. Yol kanavarlarına dikkat ediyoruz. 1 metre yüksekliğinde baskı betonla beraber kanavarı eğer suyu rahat biz kanavarından akıtırıp kısa zamanda ırmağa, dereye, denize getirebilirsek birçok yolların bozulmasını da, deforme olmasını da, selleri de, heyelanları da engellemiş olacağız. Yine yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna makine ikmal tarafından korkuluklar mesela yapıldığını arkadaşlar bize diyorlar. Özellikle kanalizasyonlardaki mazgalların değişmesinden bunlara biz çok hassasiyet gösteriyoruz. Bunlar makine ikmalle beraber yapılan işler. Bakın sadece şu kadar söyleyeyim. Mesela hani külliye alanı denilen bir alan vardı. Hemen bizim araba otoparklarının arka tarafındaki yeri anlatırız herhalde. Mesela orada ne kadar orasının içerisi? Yaklaşık 17-18 dönümlük bir alandı. Biz orayı dışarıda özelden dedik ki burayı dolduralım, bize yardımcı olun. Ve 1,5 milyon para istendi oranın doldurulması için. Evet. Ve biz onu imkanlarımızla dikkat ederseniz doldurduk. Hatta orayla da kalmadık. İtfaiyenin oraya kadar takimatı yaptık kendimiz. Şimdi de öteye doğru Çaykur'un mendirine kadar yeniden takimat çalışması yapılıyor. Bunları biz işte bu makinelerimizle beraber dolgularla DSI'den yardım alıyoruz, özel ilerden yardım alıyoruz ve bunları ivedilikte yapmaya gayret ediyoruz. Yine fen işleri noktasında ciddi anlamda bir yaklaşık 10 bin üzerinde metreküplük bir taş duvar örüldü. Bu bir yıl içerisinde 46 mahallemizde hemen hemen 2,5 metre yüksekliğinde perde betonlar yapıldı. Yaklaşık 4000-5000 metre küp civarında. Bunların isyanla rakamları daha sağlıklı bir şekilde zaten şeyde dergilerimizde bir yılın değerlendirmelerinde özel açıklayacağız onları. Yine ciddi anlamda bir 7 metrelik yollarımızda genişleme yaptık. Teletuvar çalışmalarını zaman zaman görüyorsunuzdur. Teletuvar çalışmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki her yerde nerede yol varsa eğer oradan öğrencilerimiz, çocuklarımız geçiyorsa, ebeveynlerimiz geçiyorsa bir kaldırım olsun. Yollarımız çok da bir dar. Fener Mahallesi'ni mesela görüyoruz. Orada bir yer başlattık ama istiyoruz daha geniş yapalım ama henüz terk edilmeyen alanlar var. Birçok mahallede inşallah bu teletuvar çalışmalarına da daha öncelik vereceğiz ve altyapıyla ilgili sıkıntılarımızı çözmeye çalışacağız. Ara yollarımızda özellikle Yeniköy Mahallesi'nde şu anda mesela Atatürk İlköğretim'in oradan yukarıya doğru yeni yaptığımız yerler ve birçok mahallemizde beton çalışmaları yaptık. Yani yol düzene alındı. Ve şunu da unutmayın, bizim şu anda mesela Minciciler Sokağı'nın her açtığımız sokak açılıyorsa inanın ki orada biz yağmur suyu yağmur suyu yapıyoruz. Yani yağmur yağdığı zaman onların suyunun kanalizasyona gitmeden direkt derelere ulaşması için ayrı bir su hattı açıyoruz. Kanalizasyonu yeniliyoruz ve oradan geçen su hattını da yeniliyoruz. Çünkü 30-35 senelik eski boruları alıp yenilerini koymaya çalışıyoruz. Kaldı ki bununla ilgili ayrıca konuşacağım. Yani altyapıyla ilgili ayrıca konuşacağız. Sadece fen işlerinin yaptığı çalışmalar.
Ve yine biz geçen sene tabii kısa bir sürede yaklaşık 20 bin tona yakın bir malzeme kullandık. Asfalt çalışması yapıldı. İnşallah bunu bu sene daha da fazla artıracağız. Çünkü geçen sene geldiğimizden beri bizim hani neyle uğraştık? Ben hemen şuradan da bir iki şey söyleyeyim. Belki sorularınız da var ama 1022 kişiyle, hani burada da çok şaibeler vardı. Personel 1022 kişiydi Turgay Bey. Evet. 1020, yani belediyenin uhdesinde 1020 kişi vardı. 1022 kişi. Ama 100-150 tane işte şeyden İşkur'dan hani 6 aylık çalışıyor, gidiyor vesaire. Bunların özlük hakları İşkur tarafından verildiği için biz bunları söylemiyorum. 1022 belediyenin iştirakleriyle kadrolu elemanı ve iştirak şirketlerinin elemanı var. Şu anda bu sayı yaklaşık 965'lere indi. Yani biz emekli olanı da hakkını vererek emekli etmeye gayret ettik. Bu konuda da arkadaşlarımız, emekli olan arkadaşlarımıza yine teşekkür ediyoruz. Niye? Bu anlamda da biz belediyeden emekli olanlara emekli diyoruz. Hem bünyede insan kaynaklarını daha iyi yönetmek istiyoruz. Şu anda bile ben bu iki aylık pandemi döneminde her gün belediyeye gidiyoruz. Özellikle personel noktasında çok titiz hala bir çalışma yapıyoruz. Hem müdürlüklerin altındaki şefliklerin dizaynında kim var, niye var, kaç personel var, bunlar yeterli mi, az mı, başka yere transfer edebilir miyiz diye şu anda da hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde bunlar da yerli yerine oturacak. Çünkü personelin dizaynı, çalışması bizim için çok önemli. Ben geldiğimden beri arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Eğer ben burada 8'de geliyorsam herkes 8'de işinin başına gelecektir. Şu anda koronavirüsle ilgili biraz gevşeme oldu. Tabii idari izinler oldu, kronik rahatsızlığı olanların izni oldu. Ama burada da önemli bir mesafe sarf ettik. Sizlere de ben özellikle diyorum, basındakilere, bu tür dışarıda duyduğunuz eleştirilere bize ulaştırın. Çünkü belediyeden maaş alan herkes belediyenin emrinde çalışacaktır. Yok geliyor, gelmiyor. Bakın şimdi bana söylesinler. Yahut da sizlerin vasıtasıyla söylensin. Şu geliyor, şu gelmiyor diye. Bunlara ben çok özel itina göstermeye gayret ediyorum. Herkes dediğim gibi belediye gelecek, çalışmasını yapacak. Çünkü personelin dizaynı önemli. Buralardan yaptığımız tasarruflar yine daha ciddi çalışma şevki. Yani biz kendi özelde müteahhit eliyle de çok işler yaptırıyoruz. Ama fen işleri, makine, özellikle kanalizasyon, su işleri, temizlik, bunların hepsi personelimiz tarafından ciddiyetle yapılmaya gayret ediliyor. Önümüzdeki sene asfalt daha da çok dökmeye gayret edeceğiz. Ben böyle karıştırmadan yine şeyden bahsedeyim. Bir iki tane yaptığımız projeden bahsedeyim. Başkanım, siz araya gireyim, kusura bakmayın. Siz sırayla isterseniz şey yapın. Elimizdeki görüntüler oldukça da biz ekrana vereceğiz. Sonrasında hem izleyicilerimizden gelen soruları aktarayım size, hem de diğer sorulara geçmiş oluruz. Projelerden kısa kısa dilerseniz bahsedin. Öyle. Şimdi biz yine geldiğimden beri tekrar ettim. 5 tane noktada altyapı genel müdürlüğü ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Ali Paşa'daki mendirin 200 metre daha uzatılması. Bundan muradımız ne? Eğer biz o mendiri 200 metre daha ileriye uzatırsak, ta çifte kabağa kadar artık T'ler yapmamıza gerek yok denizde. O mendirek, oradaki esnafımızla, muhtarlarımızla da konuştuk. O mendirek orada ciddi bir koy oluşturacak ve Ali Paşa'nın o mendireğinden ta çifte kabağa kadar doğal bir plaj alanı olacak. Bir. İkincisi, zaten Ali Paşa'da biliyorsunuz bir bayanlara ait bir yeni mendirek yaptık orada. Evet. Bir plaj. Yani şu anda o yapıldı. Mendireği bitti. Diğer çalışmaları yapılıyor. Bunlar hep belediye eliyle yapıyoruz biz. Fener Limanı, yani üniversitenin biliyorsunuz çok konuşuldu bizim dönemde de. Üniversitenin orada yaptığı dolguda biz Boğaz ve Fener Mahallesi'nin de bir sosyal tesisi olsun diye biz hemen yan tarafında, yani çifte kabak tarafında, o üniversitenin yaptığı dolgunun çifte kabak tarafında düşünün. Orada bir çalışma başladı. Orada hemen hemen 9-10 dönümlük bir alan kapatacağız üniversiteyle birleştirerek. Orada biz o mahalledeki insanlarımıza öncelikle hizmet vermek üzere sosyal tesis belediye adına
yapıyoruz. Bunun da orada çalışması başladı zaten. Bunu da belediye imkanlarıyla yine devam ediyoruz. Ama asıl büyük proje limanın arkasına kadar yaklaşık 120 dönümlük bir alanı İnşaatlı Altyapı Genel Müdürlüğü ile projelerini aldırırsak, çünkü bunlar büyük proje, orayı yaparsak bizim orada işte çocuk eğlence, gençlik eğlence merkezi, macera parkları gibi noktalar, işte aqua park diyoruz ona, yine orada bir engelli, yaşlı ve bayanlara yönelik bir yaşam merkezi gibi üniteler düşünüyoruz o alanda. Yine geliyoruz şehir merkezine. Az önce de bahsetmiştim. İtfaiyenin önünden, orası yapıldı, itfaiyenin önünden Çaykur'un önündeki mendireğin arkasına kadar yaklaşık yine 120 dönüm daha yer kazandırmış olacağız. Ama biz bunu yapmamızın gayesi şu. Biz burayı şu anda 250 dönüm dolgu var orada. Mevcut şu andaki yani sosyal testlerin, otoparkın, işte minibüs duraklarının vesaire olduğu yer 250 dönüm. Buna yaklaşık 140 dönüm daha ekleyerek hemen hemen 400 dönümü millet bahçesi diye Çevre Şehircilik Bakanlığı ilan etti. Bunu basından takip etmişsinizdir. Evet. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı bu 400 dönümü bizimle koordineli bir şekilde peyzajını yapacak, planlamasını yapacak ve biz oranın içerisine inşallah mevcut külliye ile beraber devam eden çay çarşısı, külliye, kaldı ki teleferiğin bir ayağı da çay çarşısının olduğu yerlerde düşünüyoruz. Buradan öteye doğru bir bilim merkezi, kent müzesi gibi ve sosyal donatı alanlarıyla beraber 400 dönümü çok güzel kamuya açık bir alan yapmak istiyoruz. Ve burada doldurduğumuz şu andaki yer, yani itfaiyenin oradan Çaykur'un oraya kadar yaklaşık 2 kilometrelik alanda benim özlediğim bir sahil kordonu yapmak. Ama bu kordonun önünde taş olmayacak. Yani bizim Boğaz'daki kordonları düşünün, o şekilde olacak. Deniz baktığınız zaman hemen hemen taşlar 1-1,5 metre altta gözükecek. Suya kordonumuz bitişik olacak. Böyle bir şeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla iş yanında başarırsak bizim çok güzel. Ve bunun üzerine de 2 tane yine mendire koyacağız. Olta balıkçılığı için. İnsanlar hem o sıfır yerden hem de o mendirekler üzerinden olta balıkçılığı yapsın diye. Bunlar bizim projelerimiz. Sayın Başkanım, sahille alakalı soruyu da sorayım. Şimdi orada görüntülerde de var. Mesela otopark ve dolmuş durakları da var. Yani bunlar ilerleyen dönemlerde, çünkü külliye projesi vardı falan filan, kaldırılacak değil mi? Evet. Tabii. Şimdi şöyle, o otopark bizim için 700'lük otopark çok acil bir ihtiyaç ama biz onu şöyle düşünüyoruz. Onu biraz daha daraltıp etraflarında ağaçlar dikerek oradaki o beton yapısını ve araç yapısını ortadan görsel olarak ortadan kaldırmak istiyoruz. Onun için biraz daha yapıyı daraltıp belki 1-1,5 metre aşağıya inip 1 metre yukarıya kaldırıp 2 katlı ama daha dar bir alanda. Minibüs duraklarıyla ilgili de inşallah önümüzdeki tarihlerde açıklayacağız. Daraltmayla beraber farklı bir işlem yapacağız. Orada veyahut da başka bir yerde. Ama hani karşıdaki Hapelon'un önündeki duraklarda hep soruyorlar. Onu ben hani cevaplamış olayım. Oradaki yerleri biz özellikle şu anda dokunmadık. Çünkü biliyorsunuz belediye bloklarıyla beraber orası otomatikmen kalkmış olacak. Onun için şu anda acele etmedik oraya. O bloklarla beraber iş çözülmüş olacak. Bu şehir merkezindeki dolgu, millet bahçesi. Geliyoruz İslampaşa'ya. İslampaşa'da mevcut şu andaki hani çiçekçi, ağaç vesaire satış yerleri var. Orası aynı zamanda terfi istasyonu var. Orasını da takimatla çevirmek istiyoruz. Orada bir genişlemeden ziyade takimatla, çünkü zamanla dökülen topraklar taşların üzerinden denize dökülüyor. Oradaki küçük mendireklerin içerisine girerek oraların kapanmasına ve felaketine sebebiyet veriyor. Onun için orada da bir takimatı programı aldık ki orayı kapatalım ve dümdüz bir alan olsun. Yine ayrıca bu şeyle kanalizasyon ve suyla ilgili sürdürülebilir şehirler diye ayrı bir projemiz var. İnşallah onları şimdi siz hatırlatır mısınız bana? Ben devam edeyim bu takimatlara. Bir de son olarak Bozukkale'de yaklaşık yine 120-130 dönümlük bir hatta bir dolgu planı var. Buradaki dolguyla beraber de zaman içerisinde inşallah işte balıkçılar halinin
oraya alınması. Çünkü orada büyük bir liman yapıldı. Ve devamında da Rize'de bazı sektörleri, meslek gruplarını şehrin içerisinde çıkarmamız lazım. İşte onlar için belki 20'şer dönümlük yerlerde şehrin içerisindeki o meslek gruplarını hem işlerini büyütme adına bir toptancılar sitesi nasıl ki bir yerde homojen olduğu işlerinin büyümesine, ortaklık kurmalarına vesile oluyor. Bu yaptığımız çalışmalarla da bazı sektörleri belki oraya taşırız zaman içerisinde. Onun için bu dolgular bizim için önemli. Ha diyeceksiniz ki ya niye işte hep denize doğru gidiyoruz da buralar biraz kör noktalar dediğimiz yerler. Niye içeriye doğru gitmiyoruz? Bakın şurada bir tane güney çevre yolu yapıldı. Güney çevre yolundan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Artık dönümünü 1 milyonun altına yer bulamıyorsunuz. Ben size 120 dönümlerden bahsediyorum, 200 dönümlerden bahsediyorum. Yani yaklaşık benim dönemde başarabilirsem bir 400-500 dönüm yer var etmiş, yeniden oluşturmuş olacağız. Bu ciddi bir para demek. Böyle bir parayla biz buraları alamıyoruz. Kimse vermiyor zaten yeri. Görüyorsunuz küçük bir kamulaştırmada bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Yani bunları söylemek, ben de yıllarca bunları söyledim. Yine de diyoruz, yol yeni yerlere taşımak lazım. Kamu kurumlarını yukarıya doğru taşımak lazım. Ama yukarıya doğru. Benim için de en güzel yerlerden biri de işte Üçkaya'dan aşağıya doğru aldığınız zaman Düzköy, o hat şu anda bu yolun Azaklı Hoca'nın üzerinden gidip Dere Pazarı'na, hatta İyidere'ye doğru, hatta Ormanlı'dan Kalkandere'ye kavuşması benim en büyük dileğim. Yani ben konuşurken Rize'ye yıllar sonra dışarıdan gelmiş biri olarak konuşmuyorum. Ben Rize'de doğup büyüdüm. Son 25 senemi Rize'nin coğrafyasında, ilinde, eğitiminde, yolunda, neresinde ne yapılabilirle ilgili dernekçilik yaptım. STK'larda bulundum, yöneticilik yaptım, meclis başkanlığı yaptım ve hep Rize'de oldum. Bunları biz hep hayal ettik. 2023 vizyonlarını hayal ettik. Halen hayal ediyoruz. Ama bazı şeyler etraflıca baktığınız zaman doneler değişiyor, bilgiler arttıkça yorumlarınız da değişiyor. Evet. Onun için ben yine de buradan bir şey olursun. Biz mesela en son RİDEF İstanbul'da dedik ki proje yarışması yapalım. Biz ödüllendirelim onu valilikle biz. Bakalım farklı gözlerle farklı bir şey çıkacak mı diye. Ama bakıyorsun ki çok orijinal şeyler çıkmıyor. Bu şehir için de geçerli. Ben hep açığım. Belediye başkanlığında oturuyorum ama bütün Rize'ye sesleniyorum. Bir fikri, projesi, bu şehre yaraşabilir bir projesi varsa sizlerin eliyle gelsin. Başka birinin eliyle gelsin. Yeter ki Rize'nin önünü açabilecek, Rize'ye daha iyi bir hayat, daha kaliteli bir hayat sunabilecek işlerin hepsine var olalım. Ama bunları yaparken bazen Zülfiyar'a dokunuyorsun, bu sefer geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Orada yanınızda kimse olmuyor eleştirileri alırken. Bizim bazı yerlerde bu şehir eğer doğruyu yapıyorsa hepimizin o doğrunun arkasında dik durabilmemiz lazım. Evet bu doğrudur, sen burada hatalısın diyebilmemiz lazım. Yani burada belki hani biraz da farklı yere geçelim diye diyorum ben Turgay Bey. Anı yaşayabilmemiz lazım. Anın zevklerini yaşayamıyoruz. Anın mutluluklarını yaşayamıyoruz. Eğer biz şu anda bak koronavirüs diye dünyada bütün bir ciddi bir salgın hastalıkla uğraşıyoruz. Hayatımızın kıymetinin ne kadar değerli olduğunu, evden röportaj yapmanın ne demek olduğunu, bak bunlar hep yeni yeni tecrübe ediyoruz. Sıhhatimizi, bir gram nefes almanın ne kadar değerli olduğunu, büyük büyük devletlerin küçük bir görünmeyen virüse nasıl teslim olduğunu. Bakın bu virüs bile bize, hayata bakışımıza, insanlara, dostluğa, kardeşliğe, samimiyete bakışımıza ne kadar değiştirdiği gibi, hayata bakışımızı değiştirdiği gibi aynı zamanda buradan şuraya gelmek istiyorum. Bakın biz Rize Spor'da bakıyorsunuz ki 10. dakikadan itibaren hocasını, futbolcularını yuhlayan bir seyirciyle beraber 10. dakikada. Ben bir zeli olarak isterim ki 90. dakikadan sonra yuhlayalım. Çünkü 90 dakika bir alkışlayalım belki yeneceğiz ya. 10. dakikada, 20. dakikada bu bize kar vermiyor ya. Sadece nefsimizi okşuyor. Karlı olsa ben onu savunacağım. Ama kar vermiyor ya. O zaman en son dakikadan sonra diyelim ki sen git sen gel. Onu anlarım. Ama maç oynanırken. Şimdi yine biz Rize'de iyi günler yaşadığımız zaman istiyoruz ki o iyi günlerin tadını beraberce çıkaralım. Yarın kötü gün yaşadığımız zaman zaten birbirimizi eleştireceğiz. Rize'de güzel işler oluyorsa bunları takdir etmemiz lazım. Ki fedakarca bu işleri yapmak isteyen insanları motive etmiş olalım. Ve bu işin
mantığı budur. Diğeri nefsini tatmin etmektir. Rize'ye bir faydası yok. Onun için güzeli alkışlayalım. Kötüyü beraber anlatalım. Diyelim ki kardeşim şu kötüdür. Bilgiyi öğrendikten sonra. Ki o kişi de o kötüyü yapamaz. Ben eskiden bu İYMS başkanlığı döneminde köylere çıkıp konuşurken seçim öncesinde hep şunu derdim. Arkadaşlar bizi değerlendirin. Eskiye göre daha çok para verebildik mi size? Bir. Verdiysek bizi değerlendirin. Kaşımıza göre daha bu verdiğimiz parayı adaletli dağıtabildik mi? Bunu da yaptıysak o zaman buna göre değerlendirin bizi. Eğer bunu bizden daha iyi yapabilecek biri varsa o zaman onu takdir edin. Hiç şey yok. Şimdi belediye olarak inşallah biz 4 yılda burada olacağız Allah ömür verirse. Ve bütün anlatacağım yine çalışmaları adım adım yapacağız. Bunları biz şu anda bakanlıklarımızın da gücüyle yapıyoruz. Sadece Rize'nin belediyesinin bütçesinin gücüyle yapmıyoruz. Ben burada şunu da söyleyeyim. Ben bugüne kadar 12-13 ay oldu 1 lira borç almadım. Personelin maaşını bir gün geciktirmedim. Ve hiçbir yeri de bir metrekarede satmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu değerlendirmeyeceğiz anlamında gelmiyor. Değerini bulduğum an bize şu anda lazım olacağından ziyade daha değerli olan yere hemen yatırımımızı yaparız. Ama şu anda böyle gidiyoruz. Çok ciddi bir icraatlarımız devam ediyor. Tasarrufla gidiyoruz. Henüz borç gibi bir şeye de girmedik. Güzel çalışmalarla beraber Ankara'yla diyalogumuzla beraber vekilimiz, il başkanımızın destekleriyle, vekillerimizin destekleriyle beraber bu işi güzel şu anda gidiyor ve bu yatırımları, müdürlüklerimizin yapacağı bu yatırımları da inşallah önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Şimdi su kanalizasyonla ilgili de tabii birçok işler yaptık. Altyapı özellikle evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim gelirle ilgili de iki tane projemiz var. Onları hayata geçtikleri için artık anlatıyorum onları. Bunlardan bir tanesi dağ başından at meydanına kadar zaten bizim cebri boruyla inen bir suyumuz var. Yani Andon suyunun gelişi var. Biz bunun ucuna bir türbin ekleyerek 0.8 megawattlık bir elektrik üreteceğiz. Ve yaklaşık 250-300 bin lira belediye her ay bunun bir geliri olmuş olacak. Bunun ihalesi yapıldı. İnşallah kısa zamanda dağ başındaki depodan aşağıda at meydanındaki depoya kadar çelik boruyla hem de yenilemiş olacağız borularımızı. Cebri boruyla getireceğiz. Zaten bu işi suyu almak için yapacaktık. Ama bir türbinle beraber orada elektrik üretimi başlatmış olacağız. Yine çok değişik bir alanda, organik sanayi bölgesinde de bunu şu anda çok ayrıntısını vermek istemiyorum. Ama Rize Belediyesi'ne gelir getirecek enerjiyle ilgili yine bir hamlemiz olacak. Bunları ben buradaki yatırımları bu belediyeye geri gelecek yine 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra geliri olsun diye yaptığımız yatırımlardır. Gelelim altyapıya. Altyapıya bizden önce yaklaşık 6-7 yıldır başlayan bir proje vardı. Geldikten sonra biz üzerine çok düştük. Bu İPA kanalizasyon projesi, yani Alipaşa'dan Bozukkale'ye kadar 17 kilometre yaklaşık Menderes Caddesi'nden düşünün. Alipaşa'dan geliyor. Şehir içinden Menderes Caddesi'nden, Sevgi yolundan efendim şeye kadar Gündoğdu'ya kadar, Bozukkale'ye kadar 17 kilometrelik alanda 6 metre derinlikten geçecek bir konnektör sistemi. Yani kanalizasyon sistemi yapıyoruz. Bunun başlangıcı da İstanpaşa'daki bizim deşarj, derin deşarjın olduğu yerde biyolojik arıtmayla denize defakto edilecek kanalizasyon. Evet. Ve böylece biz denizlerimizi de kanalizasyondan kurtarmış olacağız. Yani bugün bizim her deremizden neredeyse denize kısmen de çok da olsa kanalizasyon ulaşıyor denize her taraftan. Veyahut da mevcut şu andaki İstanbaşı'daki hadise de denize belirli bir uzaklığına biz mevcut kanalizasyonu ne yapıyoruz? Baskılıyoruz. Yani bir arıtma değil bunlar, biyolojik arıtma değil. İnşallah İPA projesiyle beraber biz İstanpaşa'da bir biyolojik arıtmayla kanalizasyonu denize akıttığımız gibi bütün hattı da yenilemiş olacağız. Bunun bedeli 30 milyon euro. Bu tamamıyla şöyle diyeyim ama tamamıyla değil, %90'ı hibe,
yüzde hemen hemen yarısı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, yarısı %5'i de bizim üzerimize, belediye üzerine düşecek. 30 milyon euroluk bir projeyi Allah izin ederse, çünkü ben geldiğimden beri Ankara'da her 15-20 günde bir gittiğimde bunu takip ettiğim bir projeydi. Bunu İPA projesi olarak Temmuz-Ağustos aylarında temelini atmış olacağız. Yani yakın bir tarih artık geldi. Bir şaşma olmasa Temmuz-Ağustos'ta bunların proje ihaleleri bitmiş. Yapım ihalesi Temmuz-Ağustos'ta İstanpaşa'dan başlamak üzere bu hattı, bütün hattı yenileyeceğiz. Ondan sonra inşallah biz mahallelerde eksik kalan kılcalları da bu ana konnektörü bağlayarak Rize'nin belki 50 yıl hemen hemen 250 bin nüfusa göre ayarlamış belki de 70-80 yıllık altyapı kanalizasyon problemini biyolojik arıtmayla çözmüş olacağız. Bu önemli bir şey. İkincisi geldiğimizden beri suyla ilgili ciddi bir sıkıntı oluyor. Şimdi yani arkadaşlar tabii özellikle Bozukkale'de, Dağınık Su'da, Gündoğdu, Müftü'de, Gülbağır'da hepsinin başka sebepleri var. Ama ciddi sıkıntılar oluyordu. Dikkat edin, iki senedir kar da yağmayınca yeraltı suları da eksilmişti. Bizim Rize'de, bak burası da çok önemli Turgay Bey, ben sizlerin de bilmesini istiyorum. Rize'de su kesildiği zaman İstanbul'dan, Ankara'dan, Rize'den birçok kişi diyor ki ya Rize'de nasıl su kesilir ya? Hep yağış yağan yerde su nasıl kesilir? Bu sorunun arkasında, bu sorunun arkasında şöyle bir bilgi var herhalde. Zannediliyor ki Rize'de göletler var. Hani İstanbul'da bazı illerde gösterir ya, gölet seviyesi şuraya indi, buraya indi diye basından. Şimdi Rize'de de gölet var zannediliyor. Rize'de suyun birikeceği bir gölet yok. Rize'de su kesildiği, yani yağmur Allah korusun Andon'un başından su gelmediği an 12 saatlik suyumuz bitti. 12 saat. Bizim depomuz, şeyimiz yok, göletimiz yok. Şimdi biz yeni sondajlar başlattık. Orada gölet çalışmaları yaptırıyoruz. Belki böyle bir gölet kazandırabilirsek 2-3 ay idame ettirebilecek göletlerdeki suyla beraber kısıntı olduğu zamanlarda, kısıtlılık olduğu zamanlarda o su devreye girer. Ama biz bundan önce yapacağımız adımlar var. Andon suyunun geldiği mevkide yan kollardan da su alarak suyu güçlendirmek istiyoruz. Bir, adım adım gidiyorum. Bir bilgi bunlarda. Turgay Bey, bizim günlük Rize'de, yani Çayeli, Merkez, İdere, Derepazarı, Kendirli beldeleri, Salaha ve Muradiye beldeleri olmak üzere, Kalkandere'de olmak üzere, buralarda günlük saatte 2800 metre küp suya ihtiyacımız var. Yani 2800 metre küp suyun akması lazım. Eğer bu 2500'e, 2400'e, 2300'e, yani 2800'ün altına indiği an ne olacak? Belirli yerlere biz su veremeyeceğiz. Bu da daha çok düşük koddaki depoların olduğu yerlere. İşte Çayeli'ye göre bizim Gündoğdu mevkii daha yüksekte kaldığı için Çayeli suyu mesela hemen alabiliyor ama Gündoğdu eksik kalıyor. Bu bir çözümsüzlük mü? Hayır. İşte adım adım bu çözümleri inşallah var etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz farklı kaynaklardan da su alarak, ki bu sene de Allah'a şükür kar iyi yağdı. İki senedir biliyorsun yağmıyordu. Yağdı, yeraltılar da doldu. Daha rahatız. Temmuz-Ağustos sıkıntılı olabilirdi yani. Bu önümüzdeki aylarda da. Birinci çözüm yan kollardan suyu beslemek. İkinci çözüm yani İvedilik'te olan ikinci çözüm o göletteki çalışmalarımız. Ama daha da önemli çözüm ve enteresan bir şey söyleyeceğim. 2800 metre küp suyun tahakkuk ettiği noktada karşılığı ne kadar biliyor musun? 1500 metre küp. Yani 1300 metre küp ne oluyor biz de bilmiyoruz. Tabii biliyoruz da ne oluyor söyleyeyim. 2-3 tane şık var. Bir, daha büyük ihtimal. Bizim, ona zaten gelmek istiyordum. 30-35 senelik su borularımız var ki bunlar Rize su şebekelerinin %40'ını oluşturuyor. Ve bu ana şebekelerdeki %40'lık şebeke, depolardan sonraki evlere giden şebeke, bunların %40'ı 35 senelik şebeke, bunlarda delinme, çatlama, patlama oluyorsa yer altına kayboluyor su, biz bundan hiç haberimiz bile olmuyor yüzeye çıkmadığı için. Bir bu. İkincisi, birçok yerde depoların altında da sıkıntılar var, kaçaklar, göçekler, bu tip sıkıntılar var. Ama biz diyorlar ki
en iyisini yapsanız, en lüks, müthiş standartlarda da yapsanız %20'yi kontrol edebilme şansınız yok. Ama bizim %30'u bile kontrol edebilirsek ne olacak? 2800 metreküp aslında tahakkukta belki de 2000'e çıkacak ki bu bize fazlasıyla yeten bir soru olacak. Anlatabildim mi burayı bilmiyorum. Biz çünkü sürekli bunlardan gündemimiz olduğu için konuştuğumuz gibi algıladığımız zannediyoruz ama dışarıya bilmiyorum. Yani anlatabildim mi meseleyi? Evet. Şimdi diğer bir konu, bu da bir proje. %40'lık şebekeyi tamamıyla değiştireceğiz inşallah. Yaklaşık 100 milyonluk bir proje bu da. Bunu da biz Rize Belediyesi olarak Sürdürülebilir Şehirler projesinde Avrupa Birliği destek tamamıyla çok düşük faizle beraber ve 20-25 yıllık bir vaat eden faizle bu projemizi de yapmış olacağız. Ve böylece bizim özellikle yüksek binalara basınçlı su verdiğimiz zaman bozulan, işte kırılan bu eski su boru hatlarını yenileyince hem yüksek binalara, yüksek katlara da suyu daha basınçlı verebileceğiz. Hem de su kaybını hemen hemen 40-45'lerden %20'lere, 25'lere düşürebileceğiz. Kanalizasyon bir, ikincisi de bu su önemli bir proje. Bize eski duayen belediyecilerimiz diyor ki, bir belediye başkanı altyapıya girerse bir dahaki dönem seçilme şansı hiç olmaz. Bizim öyle bir planımız da yok ama bizim bu 4 yıllık, 5 yıllık süreçte hep işimiz altyapıyla. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Hem kanalizasyon hem suyla ilgili altyapıyı inşallah bitirirsek ondan sonra şehrimizin ana kulvarlarına girmiş olacağız. Ben buradan yine veterinerlikle ilgili inşallah çalışmalarımız devam ediyor. Burada iki tane olay var özellikle veterinerlikte. Bir, sahipsiz hayvanlarla ilgili rehabilitasyon merkezini biliyorsunuz bizim işte geldikten sonra bir iki ay içerisinde yine yoğun bir uğraşla açıldı. Evet. Orada başladı. Ve sahipsiz hayvanlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hem mahallelerden toplanıyor ama bu bitmiyor tabii. Çünkü köylerden mahallelere geliyor. Oraları bitiriyorsunuz, ilçelerden merkeze geliyor. Bu sürekli devam ediyor. Kümülatif bir çözüm olması lazım. Ama mücadelemiz dediğim gibi devam ediyor. İkinci de veterinerlikte ilaçlama çalışmaları. İlaçlamalara başladı arkadaşlar. Bu sene inşallah yazı daha iyi bir şekilde bu anlamda değerlendirmiş olacağız. Biz hem sahipsiz hayvanlar konusundaki çalışmaları hem de ilaçlamayla ilgili veterinerlik hizmetlerimizdeki çalışmaları da birebir takip ediyoruz. Yine park bahçelerle ilgili müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar var. Biz park bahçelerle ilgili hem ot temizlikleri başlıyor bu Nisan ayından hemen hemen Eylül-Ekim'e kadar. Ama özellikle belirli yerlerde peyzaj düzenlemelerini yenilemek istiyoruz. Rize'nin görselinde, işte meydan parkının içerisindeki, yine şu anda sahilde yaptığımız o kavşağın altındaki düzenlemeler. Oralarda çok güzel çalışma yapıyor arkadaşlar. İnşallah Rize'nin turunçgillerini dikeceğiz oralara. Portakal, mandalina, limonun aslında Türkiye'ye bir nevi Rize'den dağıldığını, fidanların Rize'den gittiğini de anlatmış olacağız görsellerimizle beraber. Belirli yerlerde görsel peyzaj mimarlarımızın çalışmalarıyla ilgili yeni park alanları oluşturuyoruz. Özellikle sahilde bir iki noktada yine bizim Memiş Ağa Parkı'ndaki çocuk oyun alanını kaldırmıştık onu yenilemek için onların yenilenmesi. Bazı mahallelerimizde yeni park alanları oluşturuyoruz ve park bahçelere biz güzel bir sera alanında kazandırdık. Çünkü biz diyoruz kardeşim bizim çiçeğimizi de bitkimizi de kendimiz oraya ekelim, onları dikelim ve ciddi anlamda bir dışarıdan almayı engelleyelim. Kendi içimizde bunları yapalım. Yaklaşık 270 adet mavi ladin ilk kez Rize'ye getirdik. Mavi ladinlerle beraber birçok yere dikeceğiz. Yine de peyzajları onlarla beraber yapacağız. Ama bu park ve bahçelerle ilgili çalışmalar biraz da
kavşaklardaki düzenlemelerimiz de olacak inşallah. İşte Rize'nin girişinde, Kale Mahallesi'ne girerken, Gündoğdu'da, şu anda Lale Caddesi'ndeki düzenlemelerle beraber ve mevcut parklarımızla beraber hem Rize'nin silüetine uygun belirli aksesuarlar getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bunlar gelecek. Bazı yerlerde portakal, mandalina figürlerini oluşturan figürlerimiz olacak. Bazı yerlerde saat kulesi koyacağız bazı kavşaklara. Bu tip çalışmalarla beraber Rize'nin içerisinin görselliğini biraz daha güzel hale getirmeye çalışacağız. Yine bütün elektrik direklerine geçmişte vardı. Saksılar halen orada zaten. Çiçeklerle beraber donatmış olacağız Rize'nin girişinden, mahalle aralarında ve çıkışına kadarki yerlerde. Bunlar önümüzdeki aylarda, yani bu sezon içerisinde inşallah gerçekleşecek olan, göreceğimiz çalışmalarımız olmuş olacak. Ulaşımla ilgili tabii birçok düzenleme yapıyoruz, onun farkındasınızdır. Geldiğimizde bazı kavşakların genişletilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama yenilerini ne yapacağız? Özellikle halen ihale yapıldı, gelecek bakalım bugün yarın. Şehrin belirli noktalarında Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'nde parklanmaları biz şu anda yaptığımız gibi 20-25 dakika, onu esnafımızla da konuşacağız. Fotoselle beraber EDS'ler yerleştireceğiz. Tamamıyla onları bırakacağız. Oradaki otoparkçıları kaldıracağız oralardan. Onları daha doğu ve batı akslarına atmış olacağız. Ve oralarda sadece EDS ile beraber 25 dakika, 30 dakika neyse durdu. Kalıyorsa araba cezayı alacak. Ceza yazılacak ona. Ve böylece yollarımızın park edilecek yerleri ve park edilmemesi gereken yerleri bu EDS'lerle beraber çözmüş olacağız. Çünkü eğer biz yollarımızın açılmasını istiyorsak, trafiğin rahat akmasını istiyorsak, belirli fedakarlıkları da hep beraber yapmamız lazım. Hem arabamı dükkanımın önüne çekeceğim, hem dükkanımın önü niyet kapalı diye bir mazeret olmaması lazım. Hem şehirde trafik ilerlemiyor ama bütün araçlar şehirdeki caddenin kenarlarına park etmişse nasıl ilerleyecek? Bunun ikinci bir çözümü yok. Yani birinden birinin olması lazım. Ya trafiği göz ardı ederek bütün araçları çektireceğiz ya da trafiği ön plana çıkarak park eden araçları sahile çıkarmış olacağız gibi. Bu ikisinden birini kabul etmek zorundayız. Böylece ulaşım alanında da bizim çalışmalarımız devam ediyor. Sorunuz belki bu araya kadar vardı ama ondan sonra şu kentsel dönüşüm ve imarla ilgili yeni çalışmalarımız var. Onlara değinmek isterim. Dilerseniz biraz da soluklanın. Ben biraz uzatayım konuşmamı Sayın Başbakan. Evet. Su varsa yanınızda su da içebilirsiniz. Evet, detaylı da anlatıyorsunuz. Dediğimiz gibi süre sıkıntımız yok ama sonuçta bir yıldır görevdesiniz ve gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Şu an benim ekranım biraz donduğu için mesajlara birazdan bakabileceğim ama vatandaşlarımız genelde çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorlar sizi. Bir Yeniköy'de çalışmalar ağır gidiyormuş denildi ama koronavirüs sürecinde gerçekten belediye hem bir yandan pandemiyle alakalı kısımlarla çalışmalarını sürdürürken hem de bu projeleri aksatmadan yapabilmek gerçekten çok güzel. Ben Müftü Mahallesi'nde oturuyorum ve Müftü Mahallesi'ndeki çalışmaları da görüyorum. Oradaki bir cadde az önce ekranlara da geldi mesela. Çok güzel genişletildi, çok güzel oldu. Birçok yerde de aynı bu şekilde çalışmalar belediyenin devam ediyor. Yani bu süreçte belediyenin hem koronavirüs tedbirleriyle alakalı çalışmaları hem de altyapı ve diğer görevlerini yerine getirebilmesi gerçekten tebrik edilecek bir durum. Bu anlamda teşekkür ediyoruz size Sayın Başkan ve dediğimiz gibi izleyenlerimiz de teşekkür ediyorlar size. Bir iki soru şey yapalım, böyle kısa o sorulara cevap verin. Sonra gene mesela Isırlık Tabiat Parkı'ndan bahsedeceğiz. Evet, sosyal tesisler, evet. Yeni sosyal alanlarla ilgili o kısımlara da değiniriz. Şöyle yapalım o zaman. Hem birincisi şu Yeniköy Mahallesi ile ilgili bir iki yerden bahsedeyim. Evet. Hem de sosyal tesisleri atlamıştık. Onlardan da sizin sorunuzla bağlantılı da söyleyeyim. Şimdi ben mesela bugün ben AVM'nin önündeydim. Yani eski Stad Caddesi'nin oradaydım. Orada da çok gecikme oldu. Yani Çaykur'un oradan içeriye doğru çok gecikme oldu ama inanın ki bugün orada
ilgili müteahhit bana dedi ki, ya dedi, koronadan dolayı işçi çalıştıramıyoruz. Gittiler. Ben ısrarla, oradakiler de vardı yanımızda, ısrarla dedim ki hayır. Her halükarda buraya hemen yarın başlayacaksınız. Az da olsa burası yapılacak, bitecek. Çünkü evlerin önü açık kanal. Yine bugün Yeniköy'e uğradım. Bak Yeniköy mahallesindeki o şey nedir? Pehlivan mahallesine çıkan o ara yol, dik yol var ya. Orada, şimdi soru da oradan gelmiştir. İkinci kez, yani bir hafta içerisinde ikinci kez gittim oraya. Bana orada hatta geçen gidişimde bizi ilk kez dediler burada belediye başkanı gördük falan. Yani insanlara bir iltifat olsun diye dedi herhalde ama ben bugün ikinci kez gittim. Yolu baktık. Altyapıyla ilgili ciddi çalışma oluyor. Dört tane makine orada çalışıyordu. Ama bunlar hızlı olmuyor. Çünkü yağmur suyu, kanalizasyon, oranın tele tuvarlarını yapıyoruz. Orada bir yerde yol daralmıştı. O yolu genişletiyoruz. Yukarıda Peripol'a çıkacağı yerde geçmişte yapılmış karayollarının ayakları orayı çok sert bir şekilde yükseltmişti ve yol daraltmıştı. Orayı kırıyoruz. Aşağıda Atatürk İlköğretim'in arkasına doğru giderken yolu genişletiyoruz. Yani bir çabuk olmuyor. Tabii biz de istiyoruz ki hemen tak 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 yapalım ama çabuk olmuyor bunlar. Onun için ama ben sahanın her noktasından yapılanların farkındayım. Ben yine de gecikmeler olunca telefonum 24 saat açık ve ben telefonlara bakıyorum. Ha benim bir eksikliğim varsa ben WhatsApp'tan işte mesajdan bana yazınlara ben kesinlikle bakmıyorum. Zaten takip etmiyorum onları. Yani ha, telefon var. İlk kez yazdım size başkanım, hiç görmediniz. Hakikaten bakmıyorum yani. Ne WhatsApp'lardan ne şeylerde bakmıyorum Messenger'a. Çünkü benim öyle bir zamanım yok. Yani ben sabah gidiyorum işe, akşama kadar birileriyle görüşüyoruz. Ben onlara cevap yazamam. Beni arar telefonla. O saatte bakamıyorsam biraz sonra geriye dönüp bakıyorumdur zaten telefonla. Veyahut da gelip benimle birebir görüşüyor. Şu anda sokaklarda gezemiyorum. Pandemi bittikten sonra ben yine tek başıma sokaklara geziyorum. Görüyor beni adam, esnaf, şu bu. Bana böyle değil. Ben şuna üzülüyorum. Hiç haberimiz olmadan bir yerde bir eksikliği hemen görüp de sosyal medyadan bak şurada eksiklik var. Oysa o kişinin bende telefonu da var. Birçok özel belki işini telefonla da soran insan. Abi problem bakıyorsun sosyal medyadan atıyor. Ya beni ara telefonla. Peki şurada bir eksiklik var. Çözmüyorsak onu, erteliyorsak onu, kale almıyorsak onu o zaman ne yaparsan yap. Ama diğeri moralimizi bozuyor, şevkimizi bozuyor. Çünkü ben duygu taşıyorum ya. Ben moralle beraber bana ne kadar kişi başkanım iyi, eğer iyi gidiyorsa tabii iyi gidiyor, şunu güzel yapıyorsunuz, bu ancak bu kadar olur. Finans, personel yönetimi bunlar güzel dediği zaman biz o kadar daha şevkte, aşkta gidiyoruz. Bu benim için değil, başkan yardımcılarım için de geçerli, müdürlerim için de geçerli, benim personelim için de geçerli. Ama kişi izmariti yere atıyor, diyor ki maaş alıyor, oradan temizlesin. Şimdi bu bir anlayış mıdır ya? Oradaki adam yıllarını oraya vermiş, temizliyor, temizliyor. Yine temizleyecek. O yine bir iş yapacak. Ama sen niye atıyorsun ya? Onun için bunlar beni de üzüyor. Sosyal tesislerle ilgili söyleyip size bırakayım yine bu TOKİ ile ilgili meseleleri. Ben geldiğim zaman yine söylediğim ısırlık. Bakın ısırlığa hem yol çalışmasını takip ediyoruz ama biz ısırlığa hemen bir iki hafta önce gitmiştim. Orada tesisleri tabii tam bize milli parklar henüz daha teslim etmedi. Teslim ettikle beraber biz onlara geçen seneden bu zamana kadar ayrı bir bütçe daha koydurttuk. Etrafını tel ihata yapacağız. Yani oranın etrafını çevirmemiz lazım. Kontrol altına almamız lazım. Ve bekçi bulunduracağız oraya teslim aldıktan sonra. Ve orası şanla güzel bir alana çevireceğiz. Şu anda orası kel gözüküyor zaten. Ağaçlar diktirdik. Yenilerini daha büyüklerini dikeceğiz. Çimleri ektiriyoruz. Yani bir kişi oraya gittiği zaman yeşillik içerisinde çocukların oynama alanları, yani çocuk orada 3-4 saat, oraya çıkan adam 3-4 saat çıkması lazım. Vakit geçirecek bir hale getireceğiz orayı inşallah. Ama bize daha henüz geçen sene 10. aylarda ama herhalde bu seneye sarktı. Henüz daha teslim biz almadık orayı. Ama almamakla beraber de halen devam ediyoruz işlerimizi. Kanalizasyonunu bağlamak için çalışma yapıyoruz. Suyunu getirmek için çalışma yapıyoruz. En önemlisi etrafında tel ihatayla çevirip orayı koruma altına alacağız. Çünkü şimdi bile bazıları gidiyor oraya. Bakıyorsun ki güzelim o ızgara, mangal yerlerini kırmışlar yani insanlar.
şu anda da başlamış oluyor. Onun için bir an önce çevirip oraya alacağız. İkincisi, Fener'de az önce dediğim gibi Boğaz mevkiindeki dolgu üzerine bir sosyal tesisimiz olacak. Bir başka meydandaki, şu andaki 15 Temmuz meydanındaki alanı, hani biz diyorduk ya Çaykur bir kurum olacak ya da biz olacağız. Şimdi belediye olarak orayı dizayn edeceğiz. Onun üzerine de inşallah bir helikopter yerleştirip o helikopterin içerisinde de 7D simülasyonla Rize'nin tüm coğrafisini gezebileceğimiz, VR gözlükle gezebileceğimiz bir cep sinema gibi tasarlıyoruz onun üzerinde. Bunların da çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da bir iki firmayla görüşüyoruz. Halletmek üzereyiz yani bunları da. Bunun dışında millet bahçesi dizayn oldukça oraya bir şekil vereceğiz. Ama bu arada kaleyi Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nden konuştuk. Kalenin üzerinde yeniden bir dizayn yapacağız. Yine kalenin yolu ve askerlik şubesinin oradan yukarıya çıkan patika yol, artı işte kale simit fırından yukarıya çıkan patika yolun da rehabilitasyonunu yapacağız. Burada biz belediye eliyle neredeyse başlıyorduk. Kültür Varlıkların Genel Müdürlüğü ile buraya çağırıp sağ olsunlar genel müdürümüz bizle ilgilenince, oradan alabileceğimizi düşününce biz durdurduk onu. Dedi ki o parayla yapalım, bizim paramızı oraya harcamayalım. Onun için beklemek zorunda kaldık. Verdiğimiz sosyal tesislerle ilgili çalışmalar, İslampaşa'nın orada bir tane var. Bunları bizim için her şeyi hazır, projeleri hazır. Sadece ben personelle ilgili bir dualizm, ikilem yaşıyorum. Onu aşabilirsem inşallah bunları yapacağız. Yani ne maddi anlamda sıkıntım var, ne proje anlamında sıkıntım var sosyal tesisler için. Hepsi hazır. Sadece buralara bir vizyon getirebilecek bir personel yapısıyla beraber girmek için böyle bekliyorum. O beni düşündürüyor. Orayı çözmeye çalışıyorum. Evet, başkanım, kısa gelen mesajları aktarayım size. Siz de kısa en azından cevap verin. Çünkü çok mesaj da geliyor. Sonra izleyicilerimiz sormadığında demesinler. Tanju Güven dedi ki, başkanım kaldırım işgallerini çözün lütfen. Yolları parsellemiş esnaflar. Bu cidden bir sorun. Yanıtlayan. Bu tabii Rize'nin biliyorsunuz belediye varlığından beri olan bir problem. Zaman zaman kısmi çözümler olmuştur. 2-3 aylık, işte 5-6 aylık çözümler. Böyle 5 yıllık, 10 yıllık çözümler olmadı. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Ben esnafımızdan da konuşuyorum. Aslında bu soruyu soran arkadaşımıza da baktığımız zaman Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'nde böyle bir elin parmaklarını sayacağınız kadar kişi bunu çok abartılı halde hakikaten caddeyi işgal derecesinde aldığı için bunu konuşuyoruz. Yoksa birçok esnaf mütevazi bir şekilde sergisini yapıyor. Bundan ziyade abartanlar var. Bir de bizim bu Pazar Yolu Caddesi üzerinde bir iki yerde böyle ciddi sıkıntılar var. Pazar Yolu Caddesi inşallah yapılmaya, acele kamulaştırmayla beraber yapılmaya başlayınca oradaki kaldırımlar zaten farklı bir hal alacak. Ama ben yine de soruya çözüm anlamında ben yine de arkadaşlarımızla konuşacağız. Şu koronavirüs vesilesiyle biraz gevşedik zabıta noktasında. Yine süreç ilerledikçe bunlara önem vereceğiz. Ama ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Hakikaten Rize'nin toplamına baktığın zaman şöyle bir 10 tane esnaf çok abartılı bu işi yapıyor. Yani ben onlara da üzülüyorum. O abartı olmazsa diğerinki çok fazla göze de batmıyor. Çünkü Türkiye'yi gezin, bütün İstanbul'u gezin, Bağdat Caddesi'ni gezin. Her yerde bakıyorsunuz esnaf illa önüne bir şey koyuyor. Bu bir kültürdür. Yani bazı mağazalarda bakıyorsunuz hiçbir şey dışarıya koymuyor. Herkes içeri geçip alışverişini yapıyor. Ve bazıları da koyuyor. Böyle devam etmiş. Bir kültür, bunu hep beraber inşallah zamana yayarak geçeceğiz. Ama bu demek değildir ki biz taviz vereceğiz. Biz yine işin üzerine gideceğiz. Arkadaşımıza da teşekkür ediyorum yine hassasiyeti için. Rize Spor Tesisleri'nin olduğu caddenin ismi Sevgi Caddesi. Buranın ismi Rize Spor Caddesi ya da Rize Spor ile özdeşleşen bir isim verirse daha olmaz mı diyor Sayın Başkanım. Ben bunu bir teklif olarak alayım. Ama şu oluyor caddelerle ilgili sıkıntı. Yeni açtığınız bir yere isim vermek çok güzel de yıllardır kullanılan bir ismi değiştirdiğiniz an bütün adresler, esnafın, efendim oradaki konut sahiplerinin adresleri değişiyor. Çok kaotik bir durum oluyor. Bunu oradaki yöre halkıyla beraber yaparsak, o bu sıkıntıyı onlar kabullenirse bizim için sıkıntı yok isim değiştirmede. Çünkü sadece orası değil. Birçok yerlerde isim değişikliği talepleri geliyor.
Ama ben bunları hep öteliyor, şuraya atıyoruz onları bir komisyon marifetiyle. Diyoruz ki yeni açılan cadde ve sokaklara yeni isimler verelim. Eskisini değiştirdiğin zaman çok sıkıntı oluyor. Ama teklif güzel yani hakikaten. Rize Spor'un tesislerinin olduğu yerin caddenin ismi Rize Spor Caddesi çok da uygun bir isim. Evet. Cemalettin Sak, Gündoğdu'da kanalizasyon yok, dereleri akıyor. Plan var mı Gündoğdu'yla ilgili diyor. Ya Cemalettin sürekli bizden zaten bunları konuşuyor Cemalettin'e. Hem buradan ekrandan diyeyim. Cemalettin sen beni ara zaten gel konuşalım yani buradan. Ama Cemalettin de biliyor ki Gündoğdu'ya da biz hakikaten çok uğraştık. O karayollarının şu andaki yapısı, kaldırımı, elektrik dizaynı ve elbette ki az önce de söyledim. Kanalizasyon, konnektör sistemi ta Bozukkale'ye kadar gidecek Cemalettin. Ve o sistem gittiği zaman aradaki kılcallardan inşallah o konnektör sistemine de bağlamak bize nasip olur. Hep sizlerle beraber bu çalışmaları yaparız. Mustafa Genç, başkanım İslampaşa'daki mezarlıkların hali ne olacak? Sayısız dilekçe verip durumu izah ettik. Mezarlığın yaşlı engelli çocukların kullanımına ve ne zaman uygun hale gelecek bilgilendirmenizi rica ediyoruz demiş. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa'ya ama Mustafa yakın zamanda oraya gitmedi herhalde. Ben mesela 3-4 gün önce oradaydım. Orada biz yeni bir çalışma başlattık. Merdivenleri yapıyoruz. Kenardaki yollarını yapıyoruz. Yani mezarlıklarla ilgili bir çalışma başlattık oradan. Daha sonra da inşallah Yalıtaş'taki yerde yapacağız ama orası Mustafa Bey o kadar iç içe geçmiş ki Turgay Bey mezarlıklar o kadar iç içe geçmiş ki yani içerisinde yeni yollar yapmanız için mezarlıkları kaldırmanız lazım. Yani ben şimdi 3-4 gün önce oradaydım. Yine orada da kötü bir manzara vardı. Yukarıya eczanelerin altına doğru gittildikçe o duvar bir yerde kesilmiş. Oradan aşağı kirli bir dere akıyor. Arkadaşlar oraya talimat verdik. O duvarı tamamlayalım. O dereyi bypass edelim oradan. Yani kirli suyu. Ve içerisinde arkadaşlar şu anda merdivenler yapıyor. Yan yollarını yapıyor. Fakat üstten o bayırlarda engellerin gidebilmesi için çok uygun yerler yok. Üst tarafta var da altta çok fazla yok. Kendi de takdir eder ki yolu genişletmek için çünkü mezarlıklar konulmuş arada 1 metre 1,5 metre var. Oradan geniş yapamıyorsunuz yolu. Öyle bir sıkıntı var orada. Ama kendisinin özellikle bak şöyle bir şey yapılırsa şunu aşarız diyebileceği bir şey varsa biz hemen hazırız gelsin. Mustafa Genç bizim tanıdığı Mustafa Genç'se gelsin yani bizim eski ticaret odasından emekli Mustafa ise gelsin veyahut da diğer arkadaşımız da gelsin konuşalım mı? Vallahi kim olduklarını açıkçası ben bilmiyorum ama siz daha vakıfsınız gerçekten Sayın Başkan. Ben isimlerini yazdıkları için isim verenleri okuyorum. Selim Papaker demiş ki başkanım Çorapçılar Mahallesi Rize Merkezi'nin merkez mahallesidir. Mahallenizde çizilen imar ve şehircilik haritası ne zaman uygulanacak? Başkanım Rize Merkezi'nin nefes alması için yukarı taşınması için önemli bir mahalledir. Mahallenizin bağlanmayan yolları var. Mahallenizin tepesi Rize Merkezi'ne bakıyor. Bu tepeler turizm amaçlı ne zaman kullanılacak? Çorapçılar Mahallesi ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Saygılar ve sevgileriniz. İşte ben Selim'e teşekkür ederken aynı zamanda az önce dedim ya takdir yok. Mesela Çorapçılar Mahallesi'ne ben geldiğimden beri çok özel uğraşla doğalgazı getirdik. Niye demiyorsun ki belediye başkanım doğalgazı da getirdim mahallemize yıllardır gelmeyen iş yapıldı Allah razı olsun diye. Bunu de ondan sonra da eleştirileri sırala aşağıda. Gerçi onlar eleştiri değil tabii önerileri. Aynen katılıyoruz Selim'e. Orada mesela çorapçılardan bu tarafa doğru dağbaşın bu tarafa aşacak bir yol projesi vardı. Mevcut çalışmaları yapıyorlar. Eğer vatandaşlar yolda sıcak bakarsa Selim de buna ön ayak olursa inşallah o yolu bağlarız bu tarafa. Çünkü Hızırop Camii'nin oraya doğru inen bir yol var. Orası güzel bir yol. Turizm noktasında bak ben Selim'e yine diyorum. Orada biz yamaç paraşütü yaptım. O yamaç paraşütünün altında yol geliyordu. Yol yapacaktık ama vatandaş yani mal sahibi izin vermedi yola. Oraya bir yol yapalım dedik o yamaç paraşütünün olduğu yere doğru. Yine biz geçen mesela çorapçılarda mahalle içindeki yolun yağmur sularını yol altına aldık. Oraların dizaynını yaptık. Muhtar biliyor onu. Ama gidiyorsunuz bir boruyu bir yerden bir yere bağlarken bütün orada 3-5 kişi karşına çıkıyor. Olmaz yapmaz diyor. Ama Selim gibi biri gelip de
kardeşim nasıl yapamazsın, mahallemize hizmet geliyor demiyor. Onun için Selim'in dediği teklifler güzel ama muhtarıyla beraber bizlere gelsinler, yardımcı olsunlar. Biz de o dediklerini yapalım ama hem yol aşağıdan yukarıya düzenleniyor. Yeni binlik planlarda imarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Fakat bunların oralarda uygulanmasında zorluklar var. Bizim arka mahallelerimizde sıkıntılar var. Çünkü arazinin belirli yerleri yola gidecek, yol tapudan düşecek, 18 uygulamaları yapılacak. Bunları vatandaş kabullenemiyor. Onun için bir kişinin hadi yapın demesiyle olmuyor. Bir konsensüs olması lazım oradaki altyapı çalışmaları için. Ama bak tekrar ediyorum. Ben geldiğimden beri doğalgazla ilgili çok işler başardık. Ali Paşa'ya doğalgaz getirmeye vesile olduk. Çorapçılara, Hızrop caminin olduğu mevkiye, yine belirli gitmeyen bir iki nokta daha şimdi aklıma gelmiyor, yerlere, artı yeni yerlere. İnşallah 2020 yılında da Engindere Mahallesi'nde var birkaç tane daha mahalle. Kambursut'ta vardı. Bu kale içi yolda, alt yolda vardı. İnşallah hatırladığım birçok yerde notları var bizde. Doğalgazı oralarda inşallah getirmeye vesile olacağız. Selim Babaker, evet başkanım, çok sağ ol. Allah razı olsun diye mesaj gönderdi, bildireyim size. İyi yayınlar Sayın Başkanım. Tinya Vadisi'nde biz dairelerimizi satın almadan önce sosyal alanların olacağı projede biliniyordu. Futbol sahaları, basketbol alanları gibi, fakat şu an o alanların karayollarına devredildiğini duyuyoruz. Bu doğrudur. Tinya Vadisi'nde sosyal alanlar yapılacak mı? Evet. Bu soruyu soran arkadaş ya orada yaşamıyor ya da olayların hiç farkında değil. Çünkü orada eylem bile yaptılar. İster o sosyal tesislerini yaptılar. Ha, orada niye yapılmıyor diye de yahut da kendine göre sorusunu soruyor. Ben şunu söyleyeyim. Biz geldiğimiz günde, hatta o bir grup heyeti de kabul ettim ben Timya Vadisi'nden. Belediye ki yani ne yapabiliriz diye. Bakın orada bizden çok önce o arkadaşlarımız da biliyor. Birincisi şunu unutmamak lazım. Yapılan yerlerde, Timya Vadisi'nde de vatandaş mevcut yerini kamulaştırma olarak TOKİ alıyor. Yani artık malı TOKİ alıyor, arazi. Onun üzerine inşa yapmaya başlıyor. Evet, ben de ilk baştaki projelerde biliyorum orada sosyal tesisler vardı. Fakat bilemiyorum yani 2017 olabilir, 18 olabilir. Yani önceden orası karayolları yukarıdaki at meydanından oraya inebilmek için bir viyadük yapma koşuluyla orayı almış. Çok önceden. Ve ondan sonra imalatı başlamış. Arkadaşlar onu görünce hani niye yapılmıyor diye bana geldiler. Biz de ilgilendik. Bakalım nereye olur diye. Hatta yeni çalışmalar inşallah orada yapacağız. Yaptık da. Ben geldikten sonra da müteahhit orada kanavarlar yapıldı. O yeni orta camiye çıkmak için merdivenler istemişlerdi benden. Bir de orada ilgilenen arkadaş da mevcut oradaki alışveriş merkezinin altında bir yer var dediler bize. Buraya başkanım siz sosyal tesisimizi buraya yapın. Ben de hemen makineleri yolladım. Orada bir duvar yapıp orayı düzleyip sosyal tesis yapacak. Çünkü başka yer bulamıyorlar bize. Ve daha sonra o AVM'yi işleten yönetici arkadaşımız aradı. Ya o çarşıyı işletecek olanlar. Ya başkanım dedi, siz bizim araziye girdiniz. Burası bizim. Sordurttuk o Timya'nın şu andaki yöneticisine. Evet dedi başkanım, onlarmış. Bizi niye başlattınız oraya? Biz başkasının malına. Ya ben buradan şunu söylüyorum yine. Yine arkadaşlar sokakta veyahut da sosyal medyada şurada burada değil. Yapılabilecek ne varsa bir araya toplanın 4-5 kişi. Gelin belediyeye benimle konuşun. Nerede ne yapılabilir diye. Bakın biz TOKİ başkanıyla da kişilerle de orada bazı binalarda önlerinde çökmeler oldu, duvarlarında bir şeyler oldu vesaire. Bunların hepsini ben takipçisi olarak TOKİ başkanlığıyla özel konuştum. Halen konuşuyorum. Dosya verdim makalada. Bunları düzeltilsin ve bir kısmı düzeltiliyor. Ama eksikler bize gelmiyor. Bir şey olunca bize geliniyor. Aşama aşama bize gelinirse ne eksiklik var diye biz kimseye yok demedik. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyal tesis olarak da nerede yapılabilecekse, neresi varsa bize gelsinler, biz yardımcı olalım onlara. Ama ben şimdi şuradan şunu söylüyorum. Bakın mevzuya girecektik. Yağlıtaş'ta 250 dönümlük alanın şu anda belirli bir kısmında ilk ihale yapılıyor. 29 Haziran'da imalat başlayacak. Camisini, parkını, sosyal tesisini, animasyonunda ne varsa
Ben şartnamede yazıyorum. Ben bunları göreceğim oraya. Ben bunları birebir takip edeceğim. Ve orada kamulaştırmayla ilgili de dikkat ederseniz çok sıkıntı çıkmadı. İnsanlar nispeten memnun. Ama halen biz o kamulaştırılmayan alanlarda insanlarla uzlaşma yapabilmek için vatandaşımıza ne sağlayabiliriz, nasıl rahat ettirebiliriz, nasıl mutlu ettirebiliriz diye ben yine pazarlık içindeyim TOKİ ile beraber kıyasıya bir mücadele yapıyoruz. Vekilimizle, il başkanımızla beraber Ankara'ya gidince sırf bunları takip ediyoruz. Onun için orada olmuş bitmiş bir olayı biz bulduk ve ben yine buradan söylüyorum bana, çünkü orada sonuçta benim vatandaşlarım yaşıyor. 750 tane, 700 küsur tane konut var orada. 3-4 bin tane vatandaşım var. Benim için orası bir mahalledir. Her şekilde sosyal tesisi, çocuk alanı ne isteniyorsa biz emirlerine amadeyiz. Ama bunu şurada, burada, sokakta değil de ne yapılacağını güzel yazın, çizin. 3-5 kişi gelsin. Ne diyor, ne istiyor ona bakalım. Bize yer gösterin. Biz orada çalışma yapalım. Evet, sevgili izleyenler, burada şöyle söyleyeyim, 1,5 saati geçti yayınımız, biz 3 saat 5 saat sonra kadar bile yaparız ama burada sevgili başkanı da çok fazla yormak istemiyoruz. Hani çok fazla mesaj gönderiyorsunuz ama şöyle bir şey yapacağız, bu mesajları biz belediyedeki sevgili İsmail kardeşimize ulaştıracağız. Bu mesajlarınızı da, kalan mesajları da İsmail arkadaşımız en azından başkanımıza ulaştırır. Böylece çözüm başkanımız da mutlaka bunlara çözüm üreteceği. Telefon numaralarını da yazarak, yani bir şekilde ulaşabilelim onlara. Tam meseleyi yazdıkları şikayetten anlaşılmayabilir. Detayını öğrenelim. Telefonlar da olsun. İletirseniz dediğiniz gibi böyle yapalım, çünkü sorular geldikçe geliyor ve bu sefer de yayın bitmemiş olur. Başkanımızla kalan projelerle ilgili, kalan konularla ilgili de konuşmak istiyoruz. Ha, sadece şu son geleni hatırlatalım. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı sözünüz vardı. Acaba bize o müjdeyi verebilecek misiniz? Mükremi Tornacı demiş. Bu kısa bir cevap verebilirsiniz buna başkanım. Ben öyle bir söz nerede verdim? Ben ilk kez duyuyorum onu. Valla bu şekilde yazmış Fırat Yılmaz Çakıroğlu caddesi. Park sözü. Yani şöyle, bu arkadaşımızla ilgili sadece belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın bir teklifi olmuştu. Bir caddenin ismini buna verelim diye. Bu da hatta üniversitenin oradaki Fener'deki cadde istenmişti. Biz de orada Fener Mahallesi esnafının, bunu konuşmak lazım, muhtarıyla konuşmak lazım. Çünkü adresler değişiyor. Bu sıkıntı olabileceğini, bizim yeni cadde ve sokaklar oldukça komisyon kararıyla buralara verilebileceğini söyledik. Bunu da ben kamuoyuna söylemedim. Meclisimdeki meclis üyeleriyle konuştuklarımızdan bunu bahsediyoruz ama bu isim üzerinden çok suistimale uğratılıyor. Ben böyle polemiklere de girmek istemiyorum. Benim söylediğim nettir. Hele de bu isimdeki arkadaşa böyle bir şey biz söylemedik. Biz meclisteki teklifi veren arkadaşlarla böyle konuştuk. Dediğim gibi bir caddenin ismini alıp da başka bir isim verdiğiniz zaman o caddenin isminin ne kabahati vardı? O esnafın, oradaki kalan her insanın bütün adreslerinin değiştirilecek, bu öyle birinin teklifiyle olmaz ki. Oradaki insanların kamuoyuyla olur. Evet. Sayın Başkanım, Isırık Parkı'ndan bahsettik, sahil bandındaki çalışmalardan bahsettik, Yağlıtaş konusuna az önce girdiniz, yeni sosyal alanlarla da şey yaptınız. Bu başlıklarla ilgili eklemek istediğiniz kısımlar yoksa biraz da diğer konulara geçelim. Evet, şimdi bilmiyorum, kentsel dönüşüm herhalde şeydeki belediye bloklarında beraber şöyle diyelim, çünkü halen çalışmalar devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili bizim TOKİ ile ciddi diyaloglarımız devam ediyor. Özellikle Yalıtaş'ta 29 Haziran'da birinci etap denilen yerdeki ihale yapılacak. Bu ihale yapılır yapılmaz oradaki çıkan rakamla ilgili birim fiyatları öğrendiğimiz zaman uzlaşma ile ilgili diğer kısımdaki vatandaşlarımızla artık konuşmaya başlayacağız. Yani sizin yerinizde şudur, şu kadar kamulaştırma bedeli veyahut da şu kadar daire alabiliyorsunuz diye bu çalışmayı o zaman başlatmış olacağız. Yine burada mevcut kamulaştırılan arazi sahipleri de kendi yerlerinden, yani mülkleri o bölgeden bu vatandaşlarımız talep ettiği zaman da inşallah uygun fiyattan TOKİ'nin evlerinden yararlandırmaya çalışacağız. Bunu da ayrıca çalışıyoruz.
bakanlıkla. Belediye blokları en önemli mesele. Çünkü evet. Rize ticaretinin kalbinin geçtiği yer. Burayla da ilgili biz şu anda belediye blokları dediğimiz 3 blokla ilgili bir sıkıntı yok. Herkes şunu diyor. Evet, bunların yıkılması lazım. Ömrünü tamamlamış. Ha, sorun şu. Hangi maliyete bu karşılık gelecek ve ne kadar zamanda? Maliyetten de ziyade ne kadar zamanda bu bitirilecek? Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ama bundan ziyade bizi şu anda öndeki özel sektöre ait yerler ilgilendiriyor. Bu arkadaşlarımızla ilgili de biz yine çalışma yapıyoruz. Ne çalışması? Buraların piyasa değeri nedir? Buraya bir işlem yapıldığı zaman ne kadar metrekare vatandaşa kalacak? Kaç karşılığında bunu bir nevi vermiş olacak? Neyin karşılığında buralar vermiş olacak? Bunları biz TOKİ ile netleştirip vatandaşımız, esnafımız adına onlardan aldığımız bilgileri, ben çok toplantı yaptım bütün esnafımızla, o toplantılardaki bilgilerin notlarımı karşı tarafa dayatmaya çalışarak oradan acaba biz bunu daha nereye daha çıkarabiliriz, esnafımızın lehine nasıl sonuçlandırabiliriz, bu bizim kafamızda oturduğu zaman esnafımıza gideceğiz, bunları onlarla beraber konuşup inşallah burayı yapacağız ve muhakkak da yapılması lazım çünkü artık acile kanunlaştırma gündemine burası da düştü. Bu kamulaştırma, acile kamulaştırmanın da sebebi şu, uzlaşma aşaması yeterli olmasa acaba kamulaştırmaya dahil edilecek. Yoksa bizim ilk etaptaki uzlaşma sürecimiz hali hazırda devam ediyor ve devam edecek. Peki aşağı yukarı ne kadar bir kişiyle veya esnafla, mal sahibiyle uzlaşma sağlandı? Bu anlamda bir rakam verebilir misiniz? Yani ne kadar aşama kat edildi? Yok, şöyle, şu anda biz kendi rakamlarımızı, kaç metrekare verilecek, kaç paraya mal olacakları TOKİ ile netleştirmeden tabi uzlaşmaya kimseyle giremiyorsun. Ama mantalite olarak biz belediye blok altındaki, yani toplam o alanda 123 tane dükkan var ve ev sahipleri var. Üstteki işte bürolar var. Biz bunların çoğuyla ticaret odasında, ticaret borsasında, belediyede 3-4 tane toplantı yaptık. Bu toplantılarda ve gezdiğim yerlerde de bu toplantılarda genel kanı şu herkeste. Yani 3-5 tane tabi orada daha yeni mülkü olan var. İş bankası gibi yeni binalar var mesela. Bazılarının çekinceleri daha fazla ama genel kanaat şu. Evet arkadaşlar, burası çok güzel bir açık AVM hüviyetinde olacak. Bu binalar çok eskidi. Özellikle belediye blokları. Altları çok sıkıntılı. Buraların kentsel dönüşüme tabi tutulması lazım. Bütün esnaf yanımızda. Ama tabii ki ikinci can alıcı yer neresi? Ne kadar zamanda sürecek bu? Biz burada TOKİ'de işte 18 ay, 24 ay arasında konuşuyor. TOKİ bize söz veriyor. Bu mu olacak? Daha mı uzayacak? Biz bu süre zarfında nerede ikamet edeceğiz? Başka bir yere geçecek miyiz? Bunlar netleşiyor. Başka yer dediğimiz yerleri biz belirledik. Ama bunları esnafımızla artık somut bir şekilde, bizim elimizdeki rakamlar somutlaşınca onlarla da görüşeceğiz. Ama genel kanaat esnafın şu, evet buraların bir an önce yıkılıp temizlenip bize yeni şekliyle verilmesi lazım. Ve bunu hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Bir dediğim gibi özel sektör tarafında neyi ne kadar zamanda yapacağımız gibi ne verilecek bunlara, ne kadar bir artısı olacak, ne kadar bir zararı olacak, bunu görmek istiyorlar. Bunu da şöyle bir ay içerisinde toparlıyoruz. Bu koronavirüs süreci biraz bizi ötelettirdi. Toparlayıp esnafımızın karşısına çıkacağız şimdi. Evet, yani ben yaşadığım şeyden bahsedeyim size Sayın Başkan. İş Bankası'nın biraz daha belirsiz, o Gloria Jeans kafenin açıldığı yerden tam ilerliyordum. Adımımı attım, pat çöktü yer. Ve yani bir metreden uzun bir boşluk oluştu bir anda. Yani hatta arkadaşlar da ya bastığın yerleri yıkıyorsun gibi espri yaptılar. Ama yani onu bizzat yaşadığımda endişe duydum. Yani yer çöktü. Basit bir yaya yolu bu şekildeyken o binaların, o blokların altı acaba ne şekildedir diye endişe duyduk açıkçası. Yani umarım bu proje gerçekten bir an önce hayata geçer yani. Evet, bunlarla devam edebiliriz. İmarla ilgili de şöyle kısa hemen söyleyeyim. 5000'likler yapılmıştı zaten daha önceden. Bu Mayıs meclisinde 5000'likleri biz geçiyoruz. Rize'nin mücavir alanda, özellikle Rize'nin dağ silüetini yok etmeme adına binlik planlar 18 ay önceden yapılmaya başlanmıştı. Bizim dönemde de yaklaşık değişik belki de 20 toplantı bir yerde, 10 toplantı bir yerde, 10 toplantı bir yerde
Yani 40-50 toplantı yap. Halen de yapılmaya devam ediyor. Binliklerle beraber Rize'nin inşallah yeni imar planları ortaya çıkmış olacak. Ve biz bunlarla muradımız şu: sıkışık olan yerlerde yolların genişletilmesi. Efendim, bazen şu anda bakanlıkta onu artık son noktaya getirdiler. Parsel bazlı değil de ada bazlı imarların deme getirilmesi. Bazı eski mahallelerimizin daha güzel hale getirilmesi için imar çalışmaları işte bu binlik planlarda görülecek. Ama bunun dışında bir de dağ silüetini, yeşili yok etmemek için onu koruma adına belki bizim dönemde zor bir görevi yapmış olacağız ama bizden sonraki insanlar belki iyi ki buraları korudunuz diyebilme adına yeni bir imar planı binlikler belki Haziran belki Temmuz meclisine geçerek Rize'nin gelecek 20-30-50 yılına şekil verecek bir imar planının çalışmaları bitme noktasına geldi. Evet, TOKİ ile alakalı da bir soru vardı gerçi. Yeni bir TOKİ alanı projesi var mıydı başkanım? Bu konuyla ilgili gelişme sorulmuştu. Şu anda Rize'de, bakın Rize'de öncelikli yerler belediye blokları, Yağlıtaş. Evet. Onun dışında ikinci etapta Rize'de bizim belediye bloklarından sonra yani bittiği andan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan yerdeki ikinci etap yeri var. Şu andaki gündemlikler. Onun dışında bak üçüncü yeri söylemiyoruz bile. İkinci yer. Onun dışında Çiftekavak'taki sanayi bölgesi yapılırsa mevcut Askoroz'daki sanayi işte onlarla uzlaşmaya çalışılıyor, esnafla konuşuluyor. Onlar oraya geçildiği zaman orada bir kentsel dönüşüm projesi tasarısı var. Bunun dışında bizim beldelerde var. Muradiye, Salahav beldesinde birer proje var. Bunun dışında şu anda gündemde olan yani Rize merkezde yok. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştınız. Denizi şehrin içerisine getirmeyi planlıyoruz diye. Galiba bak çok unuttuk. Evet evet unuttuk. Onun ihalesi yapıldı. Onun ihalesi yapıldı. İnşallah Askoroz yani denizden birinci köprüye kadar yani Azdiz Sağlığı'nın önündeki köprü yahut da eski şeyin fabrikanın önündeki köprü diyelim. Oraya kadar denizi içeriye alıyoruz. O birinci köprüden içeriye Salaha'dan köy hizmetleri özel idareye dönüşteki köprü yani ne diyelim ona birinci sahildeki köprüden ikinci köprü arası deniz. İkinci köprüden üçüncü yukarıdaki köprü arasında kana parkuru olacak. Bunun ihalesi yapıldı. Bunun artık konuşabiliriz. Ve yanları da rekreasyon alanı olarak yapılacak. İnsanların gidip oturabileceği, o denizde kayıklarla beraber içeriye girilebileceği, oltayla balık tutabileceği. Orası çünkü 1950'lerdeki resimleri vardı bende. Lüfer yatağıymış yani. O projeden yola çıktık zaten harekete geçtik. İnşallah orası yakın zamanda başlar. AVM ile ilgili soralım. AVM'deki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sahil bandından bir viyadük yapılacak mı AVM'ye? Bu konuda çalışma nedir başkanım? Şimdi orada da farkındaysan, bak mesela biz şunu da söyleyeyim. Bisiklet yolu, tabii çok şey var, giremiyoruz onlara. Yürüyüş ve bisiklet yolunu yaptık biz. Onu normalde daha da uzatacaktık ama evet. O kavşağın noktasına rastladığı için bir durdurduk. Biz vekillerimiz olsun, il başkanımız olsun oturup konuştuğumuz zaman belediyedeki arkadaşlarla beraber bu kavşağın emniyetin önünden tam geçen kavşağın çok da şık olmayacağını bir taraftan biz merkezdeki kavşağı ortadan kaldırmak isterken ikinci bir kavşağın çok da doğru olmayacağını düşüncesindeydik ama geçmişten beri yapılan bir proje neredeyse yapılma noktasına gelmişti ki biz bir durun dedik onlara yani biz alternatif bir şey çalışmak istiyoruz ve bizler belediye olarak değişik dışarıdan, şehir dışından başka ulaşımla ilgili profesyonel ekiplere orada incelemeler yaptırdık. Evet. Ve iki tane batçık şeklinde yani sahilde ana duble yolun batçığa inerek aşağıya inerek iki tane batçıkla beraber bir kavşak değil de alttan geçin duble yollar ve üstlerden karşıya geçişleri, yaya geçişleri rahat olsun. İşte hem AVM'ye giriş hem arka taraftaki efendim Çaykur'un diğer tarafından giren yol nereye rast geliyor? Tarım İl Müdürlüğü'nün bir alttaki caddeyi düşünün. Oradan giden yol. Bunların önlerine bir batçık kavşaklar olsun. Böyle bir çalışma yaptırdık. Fakat bu çalışmayı ilgili firmayla görüştük.
bizim buradaki karayollarıdır, emniyetteki bu işten anlayan arkadaşlardır, bizim mühendislerdir. Herkesten okeyi aldık. Sadece bu koronavirüsten dolayı işte 2-3 aydır proje elimizde, Ankara'ya gidip genel müdürlük ve bakanlık nezdinde bu projenin bu şekilde revize edilmesini isteyeceğiz. Bunu da inşallah başarabilirsek inşallah orada öyle bir çalışma yaptırmayı düşünüyoruz. Evet Sayın Başkanım, bir de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz akşam AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı Rize Şehir Hastanesi'nin nerede yapılacağıyla ilgili açıklamada bulundu ve Yat Limanı bölümünde bu şehir hastanesinin kurulacağıyla ilgili projeleri de ekrana yansıttı. Ben bir Rizeli olarak şahsen gazeteci kimliğimi de bir kenara bırakıyorum ama bir Rizeli olarak mesela şehir hastanesinin sahili o güzel bir yerde yakıştıramadım o kocaman binayı açıkçası bunu söyleyeyim. Ama siz bir belediye başkanı olarak şahsi fikriniz nedir? Yani şehir hastanesinin orada yapılmasıyla alakalı. Şimdi bakın sadece benim değil. Bir vatandaş olarak şey var, insanların görüşleri vardır. Bir de idareci olarak yapmanız gereken işler vardır. Şimdi ben az önce dedik Rize'de yerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Gerçi şehir hastanesinin yeriyle ilgili biz daha detaylı bir görüşme olmadı. Ben de basın yoluyla duyduk onu. Çünkü bir oradan vazgeçilmişti. Şimdi yeniden bir gündeme geldi. Bununla ilgili benim şu anda çok net bir bilgim yok. Fakat hiç kimse Rize'de açıklayan vekilimizde, bakanımızda illa da denizin üzerine gelin işte orayı kapatalım, oraya hastane yapalım. Kimsenin böyle bir görüşü düşüncesi de olmaz. Herkes sizin gibi belki şehrin süliyetini bozmayacak en iyi nokta neresiyse oraya yapılmasını isteyecektir. Ama hastane şuraya yapılmasın demek başka bir şeydir. Şuraya yapılsın demek başka bir şeydir. Şimdi siz, yani yapılmasın diyenler aynı zamanda acaba nereye yapılmasıyla ilgili de fikir üretmesi lazım. Yani iç bölgelerden nerede olur, şurası olur, oradaki bu itle konuşmak lazım. Yani biz bazen var olanı eleştirirken alternatif de geliştirmemiz lazım. Daha önce bununla ilgili bir çalışma yapmıştı galiba Sayın Başkanım. Yani Salaha bölgesi düşünülmüştü, işte Kavaklı Dere yolu mesela. Düşünüldü ama Sağlık Bakanlığı'ndan ekipler gelince 200-300 dönüm yer istiyorlar. Ve o standartları beğenmediler, iç bölgeyi. Onlar da farklı şey istiyor. Ama ben özetle şunu söyleyebilirim bu konuyla. Bu şu anda yeniden gündeme geldi. İnşallah vekillerimizle beraber sahada burada oturulup yeniden değerlendirilecektir. Kimse vatandaşın isteği, vatandaşın mutluluğu için zaten bu hizmetler yapılıyor. Vatandaşa eziyet olsun diye iş yapılmaz. Onun için en doğrusu neyse gelip Sağlık Bakanlığı'ndan yine buraya gelecekler. Araştırma yapılacak. Deniz'in orayı da bakacaklar. İç bölgeleri de bakacaklar. 4-5 tane alternatif noktasında yine bakılacak ve belki yine değerlendirme yapılacaktır. Ama diğer yerlerde, yani daha önce konuşulan yerlerde de öyle çok mutlak evet şurası çok iyidir diye bir laf çıkmadı. Onun için gündem geliyor, yine dolgun üzerine gelmiş oluyor. Bu önümüzdeki günlerde bence daha çok netlik kazanacak. Şu anda biraz basın yoluyla sanki konuşmuş oluyoruz. Ben de çünkü detaylarını çok fazla bilemiyorum. Gerçi tabii denizin üzerine kurulması daha az maliyetli de olabilir. Diğer taraflardan kamulaştırma bedelleri gibi maliyetler de çıkıyor. Sadece o değil. Bu da bir etken. Sadece o değil ama bir üniversite hastanesi yapılırken tabii ki tıp fakültesiyle entegresi düşünülecek. Çünkü morfoloji binası orada biliyorsunuz. Oradaki hocaların gidip gelmesi, ulaşımı, yani bir sağlık kompleksi içerisinde düşünülüyor olması belki kısıtlıyor bazı işlerimizi. Yani birçok döneler var tabii. Bu bizim uzmanlık alanımız değil. Biz sadece şehircilik gözüyle veyahut da estetik gözüyle fikirlerimizi sorabiliyoruz, sunabiliyoruz. Birçok açıdan bakabilmemiz lazım olarak. Evet. Fener Mahallesi'nde Batı Park'la ilgili şikayet alıyor musunuz Sayın Başkanım? Çünkü bazı kişiler sahile çıkamayacağız gibi bir şikayetlerde bulmuştu daha önce bizlere de. Şimdi bize orada geldiğimizden beri şu gündemdeydi. Hani ben başta söyledim ya orada sosyal testlerde. Evet. Şimdi o üniversitenin yaptığı bir alan var. İşte üniversite araçta geçecek, karşı tarafa sosyal testler kuracak vesaire. Bu zaten var olan, epey zamandır yapılan bir projeydi Batı Park.
o bölgedeki, yani gerek Boğaz gerek Fener Mahallesi'ndeki vatandaşların, en azından bize muhtarlar eliyle de bize gelen şikayetler şuydu. Ya kardeşim, biz bu parka giremeyecek miyiz? Biz buradaki sosyal testlerden istifade edebilecek miyiz diye. Ben hep bunun üzerine gittim. İşte onun için hani dedim ya, onun Çiftekavak tarafında hemen bitişiğinde yeni bir dolgu yaparak yaklaşık 8-9-10 dönüme yakınlık yeni bir alan kazanıyoruz. Biz orada belediyenin sosyal testlerini o mahallelerimiz için yapmış olacağız. Çocuk eğlence yeriyle, sosyal tesisiyle beraber oraya bir yer kazandırmış olacağız. Başkanım, o zaman son sorumu ben sorayım ama siz başka değinmek istediğiniz noktalar varsa söylersiniz. Ben Rize Spor'la son sorumu sormak istiyorum. Malum daha önce yönetim kurulu üyelerindensiniz. TFF'nin de aldığı kararlar 12 Haziran'da ligler başlıyor. Bu konuyla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani şu atmosferde bu ligler başlamalı mı, oynatılmalı mı? Bir görüşünüz varsa merak ediyorum. Evet, yani sağlık açısından, pandeminin olduğu bir dönem açısından baktığımız zaman evet, sakıncaları var. Çünkü bir nevi ertelenmesinin bir sebebi de bu sakıncalardı. Şu anda bu ortam, sakıncalar eğer ortadan arındırılıyorsa o zaman başlamasında da çok fazla beis görmüyoruz. Ama olay şuradan da baktığımız zaman futbol bir sonuç oyunu. Şu anda liglere zannedersem 8 hafta kalmıştı. Şimdi 8 hafta kala şampiyon kim olacak? Gelecek sene Avrupa kupalarına kim gidecek? UEFA'ya kim gidecek? Avrupa bir taraftan maçlarını başlatırken, bugün İngiltere'de, Fransa'da halen günde 200-300 tane vefat haberi varken, maçları başlatacak olmaları devam eden bir sürece entegre olmayla ilgili bir şeydir. Onun için TFF de bir tarafından bakıyor olaya ki, ya sadece ben Türkiye'de bu ligleri ertelemem, başlatmam değil, bir zamanı yakalamam lazım. Yani yeni sezonu Ağustos'ta, Eylül'de başlatmam lazım ki dönem dönsün. Altta ikincilikte, yani eski adıyla şu anda birincilikte şampiyonluğu ilan etmiş iki tane takım var. Playoff'la üçüncü takım çıkacak. Bunlar yukarıya alınacak mı, alınmayacak mı? Tüm bunlar onları teknik anlamda zorlarken biz olaya sadece sağlık açısından ve hatta ben bazen medyada bakıyorum, işte bu bir para sektörü olduğu için işte birileri istiyor falan filan diye. Yok, çok geniş baktığınız zaman onların da orada karar vermesi muhakkak zordu. İnşallah ben şunu temenni ediyorum, bunları konuşmaktan ziyade 12 Haziran'a kadar ülkemizin üzerinden bu pandemi sıkıntısı kalkar. Bak bugün biz hepimiz takip ediyoruz, işte bugün yine 2000'in altına düştü vaka sayısı. Özellikle entübe sayısının düşmesi, vefat sayısının azalması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sonuçta vaka sayısı olabilir, tedavi görürler, gençtirler, hastanedirler, tedavi olur da önemli olan entübe, yoğun bakım ve ölüm sayısının çoğalmaması. İnşallah biz bu tedbirleri alırsak, bak şu anda daha 6-7 Mayıs'tayız, 12 Haziran'a kadar bayağı süreç ilerleyecek. 15 gün sonra, hatta bir hafta sonra başka şeyler konuşacağız Rize gündeminde, sağlık gündeminde. Önemli olan dünyadan bunun kalkması ve bir de bununla beraber hani bizim rahmetli deprem dedemiz vardı ya, Şikara, o hep derdi, depremi biz yok edemeyiz de depremle yaşamaya alışmalıyız. Biz belki de bundan sonra bu tip salgınlarla yaşamaya alışmalıyız. Çünkü hangi ülkenin hangi laboratuvarında hangi virüsle uğraşıyorlar, hangi genetikle uğraşıyorlar haberimiz bile yok. Neler çıkıyor, neler yapıyor, bir sürü biliyorsunuz komple teori kitaplarında insanlar bir sürü farklı farklı şeyler söylüyor. O zaman biz kendimiz koruma adına, hijyenlik adına, hani ilk başta dediğim gibi belki de şehirciliği bile artık pandemi salgın hastalıklarının olabilmesi senaryolarına göre dizayn etmeliyiz. Hayatımızı, evimizi, konforumuzu ona göre dizayn etmeliyiz. Selam ilişkilerimizi, yüz yüze ilişkilerimizi ona göre dizayn etmeliyiz. Hani yine farklı bir şeyler olacak denirken sosyal ilişkilerimiz de bile değişecektir. Biz buralarda belki maçları artık sadece televizyonlardan izleyeceğiz. Bilemiyoruz birçok şeyi. Onun için biz kendimizin tedbirlerini alalım. 12 Haziran'a kadar da ben uzun bir süreç olarak görüyorum. İnşallah o zamana kadar işler yoluna girer. Mesela pazartesinden sonra bir hayatın bir kısmı başlayacak. Adım adım gideceğiz. Ve burada da bizim ülkemizin aldığı tedbirler çok önemli. Bak ben izleyenlere, saat 11.30 oldu. Ben normalde hani yarım saat 45 dakika sürer diyorduk ama 2 saat olmuş. Ben şu mesajı vererek de bitirmek istiyorum. Bakın bizler 11 Mart'ta ilk vaka oldu. 2 gün sonra okulları kapattık.
3-4 gün sonra kahvehaneler, lokantalar, kalabalık yerler kapatıldı. Park alanları kapatıldı. İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da 30 gün sonra, 35 gün sonra okullar kapatıldı. 30-40 gün sonra efendim kahvehaneler kapatıldı. Televizyona çıkıp konuşanlar bunlar hiç söylemiyorlar da efendim şunu yapsaydık bunu yapsaydık. Ben bunlara pazartesi yorumcusu diyorum. Maç bittikten sonra yorum herkes yapar. Maç başlamadan önce yorum yapabiliyorsan, bir fikrin varsa söylüyorsan söyle. Ondan sonrakini herkes yapıyordur. Onun için biz çok güzel tedbirler aldık. Bunu takdir etmek lazım. Sağlıkçılarımız ciddi çalıştı. İstatistik anlamında yoğun bakım ünitelerimizin çok olduğu zaten ortaya çıkmış oldu. Biz de bunları yeni öğrendik yani İngiltere, Fransa'ya göre. Ve bütün dünya devletlerine biz bir merhamet açısından yardım ettik. Bunu maddi değerle ölçemezsiniz. Bunun mana açısından bir değeri vardır. Bunun da mananın karşılığı, sesi belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra karşılığını geriye getirecektir. Onun için böyle düşünmek lazım. Ben böyle düşünüyorum, iyi niyetle bakıyorum. İnşallah sezon sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde devam eder, biter, sonuçlanır. Ama maçlardan önemli, sezonun açılmasından önemli, herkesin bireysel olarak kendini izole etmesi, sağlıklı, hijyenine dikkat etmeli. Şu süreci böyle atlatırsak inşallah güzel günler bizi bekliyor temennisiyle herkese hayırlı sahurlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere de bu başarılı konseptten dolayı çok teşekkür ediyorum Turgay Bey. Çok sağ olun sevgili başkanım. Gerçekten en uzun yayınımızı sizle gerçekleştirdik. Bize katkılarınız için de gerçekten teşekkür ederiz size. İnşallah bundan sonra sık bu tarz programlarda sizi ağırlamak da isteriz. Tabii biz çok konumuz olarak. Çünkü bu konsepti devam etmeyi düşünüyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Evde Gündem programımızın 14. bölümünü de sevgili Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin ile gerçekleştirdik ve gerçekten bugünün en uzun yayını oldu. Normalde iki konuk aldığımız günler de oldu. Evet, konuklu 2 saat yaptık ama bugün belediye başkanımızı gerçekten de çok yormuş olduk. Hem sizin sorularınızı da sormaya kalktık ama gerçekten hepsini sorsaydık belki de bu yayın bir saat, 2 saat daha devam ederdi. Biz de yorulduk. Yani burada rejideki arkadaşlar da yoruldu. Ben de yoruldum. Gerçekten takip ettiğiniz için de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tabloya hiç girmeyelim bence. Bitirelim mi? Evet. Her gün yaptığımız son Türkiye koronavirüs tablosunu da ekranımıza alalım. Hızlı bir şekilde ele alıp şey yapalım. Tabii laptopu biraz öne almam lazım. Evet sevgili izleyenler, ülkemizde koronavirüs tablosunu tekrar görmüş oluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre 30.395 test yapıldı. Düne göre yaklaşık 92 daha fazla test oldu ve 2000'in altında yine bugün pozitif vaka sayısı var. 1977 oldu. 57 vatandaşımız hayatını kaybetti maalesef ve 4782 vatandaşımız koronavirüs salgınından kurtulmuş oldu, taburcu olmuş oldu. Bu çok güzel bir şey. Toplamda 3641 vatandaşımızı bugüne kadar salgın nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Düne göre 18 vatandaşımız yoğun bakımdan ayrıldı. 1260 yoğun bakımda tedavi gören vatandaşımız var. 665 entübe hastası, yani solunum cihazına bağlı olarak tedavisini sürdüren koronavirüs hastamız var. 82.984'e yükseldi iyileşen, taburcu olan vatandaşlarımızın sayısı ve 133.721 toplam sayı. Yine toplam sayıyla iyileşen sayısı arasındaki farka baktığımızda da iyileşenlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Umarım bu olumlu tablo dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde daha da artarak sıfırlanır. Tüm temennimiz bu yönde. Başkanımız da az önce belirttiği gibi, yani 12 Haziran'da ligler başlayacak. Evet, bu konuda
futbol kulüplerinin, başkanların çok büyük endişeleri söz konusu ama bir hafta sonra belki de 15 gün sonra daha farklı bir atmosfere büründüğünde olay 12 Haziran'da liglerin başlamasında hiçbir endişe insanların kafasında kalmamış da olabilir. Ama tabii burada mevzu tabii 40 küsür gün hiç idman yapmamış, işte çalışmamış futbol takımlarının tekrar kalan 8 maça nasıl adapte olabileceğiyle alakalı aslında endişeler. Tabii bizim Rize Spor olarak en büyük endişemiz de şu an düşme hattı potasındayız. Zaten kulüp başkanı Hasan Kartal da her fırsatta, her yayınında liglerin bitirilmesi, sonlandırılması gerektiğini dile getiriyordu. Ha evet, kalan 8 maçta umarım düşmeyiz ama bizim için bitirilmesi, liglerin bu şekilde tescil edilmesi de daha mantıklı olur. Çünkü en azından ligde kalmış olmamız kesinleşir. Ama diğer türlü 8 maç gerçekten şampiyon olacak ismi bile, takımı bile değiştirebilir. Küme düşecek olan takımları da değiştirebilir. Bu tamamen bu sürecin moral ve motivasyonuyla alakalı. En iyi görünen takım belki de moralini daha düşük tutup sahaya farklı yansıtacak 8 maçta ve şampiyonluk yolundayken şampiyonluktan olacak. Veya tam tersi düşme hattında, potasındaki bir takım bu süreci daha moralli, motivasyonlu, daha hırslı geçirecek. Diğerlerin az motivasyonundan faydalanıp düşme hattından kendini kurtaracak. Yani cidden bu 8 maç çok kritik. 12 Haziran'da ligler başlarsa bakalım neler olacak. Umarım Rize Spor adına çok güzel şeyler olur. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Dediğimiz gibi uzun bir süre oldu. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde konuğumuz İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu, yarın akşam İYİ Parti Genel Başkan Sözcüsü, Parti Sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu'nu konuk edeceğiz Evde Gündem programımızda. Yarın akşam da bizlerden ayrılmayın diyoruz. Hasan Fehmi Demir'e ve Doğancan ile teşekkür ediyorum. Bugün Oğuz Bal yok, ona Oğuzhan demediğimi duyamadı. Ve Sefa'ya da teşekkür ediyoruz. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı sahurlar, iyi akşamlar. Yeni koronavirüs, koronavirüs ailesi içerisinde açıkçası bizim 2019'un sonunda ve 2020'nin başında tanımladığımız bir virüs. Bu nedenle de bugün için çok yeni ve bulaş yollarını kesin olarak gösterebildiğimizi söylememiz zor. Ama kabul ettiğimiz damlacık dediğimiz, yani karşımızdaki kişinin konuşurken veya hapşırırken, öksürürken çıkarttığı küçük ağızdan çıkan sekresyonlar aracılığıyla bulaşıyor. Bunun da anlamı şu, 1 ila 1,5 metre kadar mesafeden ya da o kişinin çıkarttığı, öksürürken, hapşırırken çıkarttığı sekresyonlarla temas edip onu bizim ellerimiz aracılığıyla gözümüze veya ağzımıza, burnumuza